Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 23 Ocak 2020. Perşembe günündeyiz. Saatlerimiz 7.07'yi gösteriyor. 3 saat boyunca buradayız yine ve gündemdeki konuları değerlendireceğiz her zaman yaptığımız gibi. Dün Türkiye Kupası'nda 3 karşılaşma vardı. 3 çeyrek finalist daha belli oldu. Akşam seansındaki maçta Beşiktaş evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk etti. İlk maçı bildiğiniz gibi Erzurum evinde 3-2 kazanmıştı Beşiktaş'a. Bu maçta galibiyet gerekiyordu. Siyah beyazlar maçın hemen başında 1-0 geriye düşmesine rağmen sonrasında 2 gol buldu 64'e kadar. 2-1 öne geçti. Turu getirecek skoru da aldı ama 3 dakika sonra 67'de Sissoko, sonra Oltan Karakullukçu'nun golleriyle birlikte Erzurumspor 3-2 öne geçti ve Beşiktaş maçı bu skorla kaybederek tura veda etti. Büyük bir hayal kırıklığı tabii Beşiktaş'ta. Son 8 resmi karşılaşmada 7. mağlubiyet oldu. Siyah beyazlarda son bölümde tabii taraftarında büyük bir protestosu vardı. Abdullah Avcı'ya yönelik istifa çağrısı vardı. Bazı futbolcuların top ayağına geldiği anda yine protesto etti Beşiktaş taraftarı. Dün onlar adına tabii kötü bir geceydi. Maç sonu Abdullah Avcı'nın açıklamaları vardı. Basın toplantısında istifaya dair yine konuştu ama henüz istifa etmedi. Böyle bir karar almadı Abdullah Avcı. Belki yönetim, belki biz toplantı yapmak isteyeceğiz dedi. Buradan sonra Ümraniye'ye gideceğini ve bir değerlendirme yapacaklarını ifade etti. Şimdilik görebildiğim kadarıyla sabah saatlerinde istifaya dair herhangi bir gelişme yok. Görevden alma konusunda da yine yönetimin şu ana kadar almış olduğu bir karar bulunmamakta. Bunu söyleyelim. Tabii ki programın ilk kısmında bu maçı ve Beşiktaş'taki durumu konuşacağız. Günün diğer maçlarında Göztepe 2, Antalya Spor 2 sonucu alındı. İlk maçta Antalya Spor 4-3 kazandığı için turu geçen taraf oldu. Ve günün ilk maçında Kasımpaşa ile Alanya Spor karşı karşıya geldi. İlk maçı Alanya Spor 3-1 kazanmıştı. İkinci maçta Kasımpaşa'nın 3-2'lik üstünlüğü var. Tabii 3-2'lik üstünlük de enteresan oldu. 3-1'ti maç uzun bir süre son bölümde ama 90+6'da Calma'nın golü Alanya Spor'a turu getirdi ve Alanya Spor'da tıpkı Antalya Spor gibi bir üst tura yükselen taraf oldu. Bugün yine 3 karşılaşma oynanacak. Saat 14'te Yeni Malatyaspor Sivas Spor, 17'de Denizli Spor Trabzon Spor ve 20.30'da da Galatasaray Çaykur Rizespor maçları bizleri bekliyor ve Türkiye Kupası'nda da çeyrek finalistler bu akşam saat 22.15 civarı belli olacak. Bunu da söylemiş olalım. Ve tabii yurt dışında da maçlar vardı dün. Sadece Türkiye Kupası'nda mücadeleler yoktu. Premier Lig'de 3 karşılaşma oynandı. Leicester City 4, West Ham United 1. Leicester City'de Çağlar Söyüncü, milli futbolcumuz, 90 dakika sahada kaldı ve Leicester'da uzun bir aranın ardından galibiyet aldı. Bir kazanamama serisi içerisindeydi İngiliz ekibi ve bu maçla birlikte o şanssızlığını da kırdılar. Diğer maçta Tottenham 2, Norwich 1 sonucu alındı. Tottenham da son dönemde formsuzdu. Özellikle gol atmakta sıkıntı yaşıyordu. Ama dün Norwich'i 2-1 ile geçmeyi bildiler. Ve sürpriz bir sonuç. Manchester United 0, Burnley 2. United çok istikrarsız gidiyor gerçekten. Özellikle ligin alt sırasındaki takımlara karşı bir hayli zorlanıyorlar. Dün de gol atamadan mücadeleyi tamamladılar ve büyük bir yara aldılar Premier Lig'deki yarışta. Onlar da tabii artık şampiyonluk şansı pek kalmadı. Şu anda lider Liverpool'la aralarında tam 30 puanlık bir fark var ve Liverpool'un 2 maçı eksik. Enteresan gerçekten bir puan tablosu. United'ın şu ana kadar 8 mağlubiyeti olmuş. Ama buna rağmen 5. sırada yer alıyor Kırmızı Şeytanlar. Bakalım, bugün Wolverhampton-Liverpool maçı var. Burada Wolverhampton'ın puan alması halinde Wolverhampton United'ı 5. ligden edecek ve kendileri 5. sıraya yükselmiş olacak. Bunu da yine söylemiş olalım ve dün İtalya Kupası'nda çeyrek final maçı vardı. Juventus Roma'yı konuk etti ve Juventus 3-1 ile turu geçen taraf oldu. Roma'da milli futbolcumuz Cengiz Ünder sahaya ilk 11'de çıktı ve golünü de attı.
Cengiz. Gerçi Buffon'un kendi kalesine yazılmış sanıyorum ama golde büyük bir payı vardı Cengiz Ünder'in. Ama yine de yetmedi Cengiz'in bu çabası. Mert Çetin ise yedek kulübesinde bekledi bu karşılaşmada. Fransa'da yine Lig Kupası yarı final maçında Paris Saint-Germain Rem'i 3-0 mağlup etti ve turlayan taraf oldu. Dünkü maçlardan öne çıkan gelişmeler de bu şekildeydi. Ve Süper Lig'de 19. hafta Cuma günü başlayacak. Gençler Birliği Gaziantep maçıyla birlikte haftanın hakemleri de açıklandı. Onları da hızlıca söyleyeyim. Gençler Birliği Gaziantep maçında Mete Kalkavan görev alacak. Cumartesi 14'te Kayseri Spor Ankara Gücü Cüneyt Çakır. 17'de Kasımpaşa Alanya Spor Özgür Yankaya. 20'de haftanın maçı Fenerbahçe ile Başakşehir karşı karşıya gelecek ve Fırat Aydınus bu maçta görev alacak. Varda ise Ali Şansalan görev alacak. Cumartesi seansı böyle. Pazar günü 13.30'da Denizlispor Antalyaspor Halil Umut Meler. 16'da Göztepe Beşiktaş, ki Göztepe de bu maçla birlikte yeni stadına kavuşuyor. Hüseyin Göçek düdük çalacak. 19'da Konyaspor Galatasaray maçı var. Koray Gençerler bu maçın hakemi. Pazartesi ise iki maçla birlikte 19. haftayı da tamamlayacağız. Lider Sivasspor evinde Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Abdülkadir Bitigen bu maçın hakemi ve Yeni Malatyaspor Trabzonspor Alper Ulusoy düdük çalacak bu karşılaşmada da. Haftanın programı ve hakemler bu şekilde. Tabii benim dikkat ettiğim konulardan biridir bu maç saatleri. Geçen haftayla benzer saatleri uygulamış Türkiye Futbol Federasyonu maç planlama bölümü. Bakalım bu istikrarı sürdürebilecekler mi? Onu da yakından takipteyim, söyleyeyim. Ve son bir gelişmeyle reklamada gidelim. Galatasaray'da Emre Taşdemir'in sözleşmesi 2021 yılına kadar uzatıldı. Oyuncu Kayserispor'a kiralık olarak gidecek. Dün biz de Ajans Spor'da bu bilgiyi paylaşmıştık. Bakalım Kayseri Spor'a etki edebilecek mi Emre Taşdemir? Evet, devam ediyoruz Sabah Spor'una. 7-18 saatlerimiz. Beşiktaş maçını konuşmaya başlayalım. Ali abi, günaydın, hoş geldin. Günaydın, hoş bulduk. Evet, Beşiktaş adına kötü bir gündü yine. Son 8 resmi karşılaşmada 7. mağlubiyet oldu. Tabii bu maçta galibiyet gerekiyordu Beşiktaş'a turu geçmesi için. İlk maçı 3-2 kaybetmişti deplasmanda. 2-1'de öne geçti. Turu getiren skoru da buldu. 1-0 geriye düşmesine rağmen maçın hemen başında. Ama koruyamadı. Üst üste 2 gol gördü kalesinde ve 3-2 kaybetti. Beşiktaş gerçekten çok kötü bir durumda. Yani dün Abdullah Avcı ideal kadrosuna yakın bir kadro tercih etti. Vida, Atiba, Burak hariç ideal kadrosuydu diyebiliriz Abdullah Avcı'nın. Kaleci Karius dahil olmak üzere. Erzurum'da yine ilk maç gibi yedek ağırlıklı bir kadro. Yani birinci ligde oynayan kadrosu değildi bu. Pote gibi oyuncular yoktu. Emrah Bahsan ikinci yarının başında girdi vesaire. Buna rağmen Erzurum müthiş bir başlangıç ve gerisini de getirdi. 3-2'de kazandı. Tebrik etmek lazım Erzurumspor. Belki Erzurum'da başlayalım. Sonra Beşiktaş'ı zaten uzun uzun konuşacağız. Aynen öyle. Doğru söyledin. Erzurumspor'la başlamak lazım. Birincilikte ikinci sıradalar. Lideri 6 puan geriden takip ediyorlar. Birincilikte 18 karşılaşmada 21 golleri var. 18 karşılaşmada 21 gol atan Erzurum Beşiktaş'a 2 maçta 6 gol atarak Beşiktaş'ı eledi. Bu da tabii Abdullah Avcı'nın sorunu. Ama onun dışında 2 karşılaşmada da böyle kötü bir Türkiye Kupası uygulamasına rağmen, Türkiye Kupası'nın statüsü sadece büyükleri yukarıya doğru itmekken, Erzurumspor ve işte önceki gün Kırklareli Spor çok önemli işler yaptılar. İki karşılaşmada da, 2.90 dakikada da daha iyi olan taraf Erzurumspor'du. İki karşılaşmada da daha sakin kalabilen, işlerin kötü gittiği anda maçı çevirebilen, hem de anında çevirebilen. Şimdi deplasmandaki mücadelede Erzurum'da, iç sahada Erzurumspor 2-2'ye geldikten sonra 3-2'yi buldu hemen. Beşiktaş 2-2 yaptı. 2-3 dakika sonra 3-2'yi yaptı. Bu karşılaşmada Beşiktaş, az önce söylediğin 2-1'lik kendine turu getirecek skoru buluyor. Beşiktaş taraftarı oh diyor. Abdullah Avcı oh diyor. 5 dakika içerisinde Erzurumspor öne geçiyor. İki karşılaşmada da sakin kalabilen, daha doğru oynayan, kadrosunu daha efektif kullanan taraf Erzurumspor'du. 6 gol atmak Beşiktaş'a iki karşılaşmada bence çok önemli olay. Ligdeki gol sayıları belli. Dolayısıyla Erkan Hoca'yı, Erzurumsporluları, Erzurumsporlu oyuncuları tebrik etmek lazım. Ama şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Kupada turu geçseler de bence bu kadar rotasyonda doğru değil Erkan Hoca adına. Şimdi tamam, turu geçti. Turu geçtikten sonra ya bu adam ne diyor diye düşünebilirsin. Ama
Gene de içimdekini söyleyeyim ben. Ya ben ilk maçı 3-2 kazanmışım. Beşiktaş zaten sıkıntılı. Bir avantajla gidiyorum Beşiktaş'ın sahasına. Biraz daha ben ilk 11'ime yakın bir kadro ile çıkarım. Artık bir de hani çeyrek final, işin ucu çeyrek final. Bu hani 4. tur, 5. tur karşılaşması değil. Şimdi Türkiye Kupası'nın statüsünü eleştiriyoruz ki eleştirmekte haklıyız. Bunu yıllardır yapıyoruz. Ama takımların da bakış açısı çok doğru gelmiyor bana kupaya. Çeşitli sebeplerle olabilir. Ama bir gerçek var. İşte dün de anlattım. Guardiola'nın söylediği gibi hani ligde kötü giderken kupada iyi gitmen ya da tam tersi mümkün değil. İkisi beraber oluyor. Bir takım iyi bir sezon geçiriyorsa beraber yoluna gidiyor. Erzurumspor'u tebrik ediyorum ama bundan sonra da artık buraya kadar gelmişken daha ciddi şekilde kupaya yaklaşabilirler. İşin ucunda UEFA Avrupa Ligi var. Artık milyon eurolarla kazanılan gelirler çok çok önemli. Türkiye'deki döviz kurunun geldiği nokta itibariyle. Dolayısıyla siz birinci lige çıkma mücadelesi verebilirsiniz. Ama aynı zamanda kupada sizin için gerçekçi ciddi bir hedef olabilir. Çok iyi oynadılar. Hak ettiler. Bundan sonra bakacağız Erzurumspor neler yapacak hem birincilikte hem de Türkiye Kupası'nda. Ama ortada onlar adına ciddi büyük bir başarı var. Evet, maçın daha hemen başında yani Beşiktaş ne oldu diyemeden bir anda golü kalesine gördü 30. saniyede. Ki atak da geliştiriyordu. Orada bir top kaybı oldu. Sonra hızlı şekilde çıktı Erzurum. Golü attı. Sonra tabii ister istemez biraz geriye çekildiler. Beşiktaş'ın da orada üst üste pozisyonları oldu aslında. Kaleci orada ön plana çıktı. Kayacan ve birkaç kurtarış yaptı. Beşiktaş sonra tabii golü buldu. Bir tane daha buldu diyebilir ama orada offside gerekçesiyle VAR'dan döndü. Bilmiyorum doğru buluyor musun o kararı? Hani bir itirazın var mı? Kalecinin açısını engelliyor gördüm ya, o, ben de. O tartışılıyor o karar. Ama sonuçta böyle bir offside verildiği anda da ne diyeceksin? Hani kalecinin bakış açısını engellemiyordu diyeceksin. Öyle bir şansın yok. Şimdi mesela kalenin arkasından üst taraftan bir açı vardı. Orada mesela hani Umut Kayacan'a göre Umut Kayacan'ın solunda kalıyor yaklaşık 1-1,5 metre. Ama Diaby'nin vurduğu yerde Kayacan'ın solundan doğru geliyor. Dolayısıyla hani orada tam birebir önünde olmasa da görüş açısını kısıtlıyor diye düşünebilirsin. Dolayısıyla hani orada offside çıktı diye ya da offside kararı verildi diye ben futbol severlerin itiraz edeceğini çok düşünmüyorum. Peki Pablo Avcı'nın oyuncu tercihleri hakkında ne düşünüyorsun? Atiba'yı ve Burak Yılmaz'ı, Vida'yı dinlendirdi. Belki saysak Beşiktaş'ın en kilit isimleri olarak gözüküyorlar kağıt üstünde. Şimdi onu Burak ve Atiba hem yaşları hem de fiziksel kondisyonları olarak dinlendirilebilecek oyuncular. Bunu anlıyorum. Burak zaten çok riskli ama Atiba'nın da belli bir riski var. Yaşı ve onun da sakatlık geçmişi var. Daha dikkat ederek kullanılması gerekiyor Atiba'nın. Eğer bu yaşta her karşılaşmada aynı performansı bekliyorsan. Ki mesela ben takımlarda bu tarz oyunculara karşı değilim. Eğer oyuncu iyiyse 37, 38, 39 ben oraya çok takılmıyorum ama bu yaşta bir oyuncuya sahipsen de yani bu yaştaki oyuncuyu da sezonda 45 maçta oynatamazsın 90 dakika. O yüzden bazı maçları seçmen lazım. Bazı maçlarda Atiba'sız olacaksın, bazı maçlarda Atiba'da olacaksın. Bazı maçlarda Emre oynayacak Fenerbahçe adına, bazı maçlarda oynamayacak. Yani kalkıp da şimdi sen lig, kupa, Avrupa oynattın üst üste mutlaka oyuncunun bir yerde ya vücudu iflas eder ya performansı iflas eder. O yüzden Atiba çok anlaşılabilir. Atiba'ya ihtiyacım var sezonun geri kalanında performans olarak, fiziksel olarak. Onu bir tarafa koy. Burak yaşı Atiba'dan çok uzak olmasa da onun da işte sezon başından beri yaşadıklarıyla beraber onun da yedek kalması anlaşılabilir. Ama mesela Vida'yı pek anlamadım. Vida neden yedek? Çünkü Erzurumspor'un ilk maçtaki skor avantajı, Erzurumspor'un aslında şöyle de söylemek lazım. Erzurumspor Beşiktaş'ın da tabii zaafları olsa da geçiş oyununu iyi yapabilen bir takım. Topu kaptıkları zaman iyi akıyorlar. Hızlı akıyorlar. Şimdi böyle bir takıma karşı ki ilk karşılaşmada da bunu gördü. İkinci karşılaşmada oyuncu tercihleri de belli Erkan Hoca'nın. Şimdi burada Enzo Rocco'ya bana sorarsan yer yok. Yani Enzo Rocco zaten problemli bir oyuncu ama bir de böyle geriye koştuğun karşılaşmalarda Enzo Rocco'nun defoları daha fazla ortaya çıkıyor. O yüzden maç öncesi Abdullah Avcı'nın 11'inde ben bir tek hani Vida olmalıydı diye düşündüm. Diğerleri için herhangi bir eleştirim olmadı.
Evet, kadro tercihi bu şekilde. Peki Oğuzhan, Oğuzhan Özyakup, o da eline niye eşlik etti orta sahada. Abdullah Avcı'ya maç sonu sordu, performansından memnun değilim dedi Oğuzhan Özyakup adına. Sen dün farklı bir Oğuzhan gördün mü, yoksa Abdullah Avcı gibi mi düşünüyorsun? Genel olarak şimdi kim iyiydi diye sormak lazım. Dün mesela yayıncı kuruluşta işte maçın spikeri ve yorumcusu da Oğuzhan'a çok takıldı. Oğuzhan çıkmalı, Oğuzhan çıkmalı, Oğuzhan çıkmalı diye. Şimdi Atiba'nın olmadığı yerde Oğuzhan kendinin de söylediği ve rahat ettim dediği 8 numara pozisyonunda oynadı. Oğuzhan'ın performansı tabii ki iyi değil. Ama Atiba'nın yokluğunda oradaki de ilk aday. Şimdi orada Elneni Necip çıkmaz. Galibiyete ihtiyacı olduğu bir karşılaşmada Elneni Necip çıksa bu kez Abdullah Avcı çok eleştirilirdi. Hı hı. Tercih doğru bana sorarsan Oğuzhan tercih. Bir de Oğuzhan da eğer bu takımın kadrosundaysa, bu takımın kaptanlarından biri ise, bu takımda kaptanlık yapmışsa, yıllık 2 milyon euronun üzerinde de alıyorsa bir zahmet bu maçta oynamayacak. Hangi maçta oynayacak Oğuzhan? Var mı Beşiktaş'ın daha düşük profilli gördüğü bir karşılaşma olabilir mi? Yok. Yok. Dolayısıyla Oğuzhan bu karşılaşmada 11'de olacak. Ama performans olarak zaten takımın verebildiği bir performans yok. Şimdi Oğuzhan mesela bu haliyle daha iyi bir takımda olsa az sırıtır. Çok hissettirmez kendini. Ama takım kötü, Oğuzhan kötü. Oğuzhan fiziksel olarak yetersiz. O zaman işte Oğuzhan'ın defoları hemen bir anda ortaya çıkıyor. Daha erken oyundan alabilir miydi? Daha erken değişiklikler yapabilir miydi? O konuda eleştirildi yayında da. Serdar Sarı da eleştirdi mesela 2-1 iken niye Atiba'yı oyuna almadı diye. Abdullah Avcı da maç sonu tam Atiba'yı hazırlayacaktık. Bir baktık golü kalemizde gördük dedi. Ben de katılıyorum aslında. 2-1'de belki hemen bir hamle yapabilirdi Abdullah Avcı. Daha defansif bir hamle. Ama yapamadan golü de gördü. Ya tabii bir de şöyle bir durum var. Şimdi Beşiktaş iç sahada oynuyor. Ne olursa olsun alt ligden bir takımla oynuyor. 2-1 öne geçtiğin anda da hemen Oğuzhan'ı çıkartıp Atiba'yı almazsın. Çünkü zaten Abdullah Avcı'nın ya da takımın ya da taraftarın beklentisi de 2-1'den sonra anında üst üste goller yemek değil. Şimdi bir büyük takım geriden gelmiş, öne geçmiş. Risk alacak takım bundan sonra Erzurumspor. Dolayısıyla büyük takım dediğin bir 5-10 dakika oyunu tutar. Ondan sonra değişiklik gelir. Yani şimdi şunu mu istiyor insanlar? 2-1 oldu. Erzurumspor şeyi yaptı, santrayı yaptı, hop hemen Oğuzhan çıkıp Atiba mı girecek? Hayır, ama içinde bulunduğun şartlarda sonuçta Beşiktaş bir Süper Lig takımı, büyük bir takım, Erzurum alt lig takımı ama çok da dengede bir takım gözüküyor şimdi işte, yani. Tamam, sahasına baktığında anlayamıyorsun hangi Süper Lig, hangi büyük takım. Buna itirazım yok. O yüzden diyorum yani. Sana tekrar kurduğum senaryoyu düşün. Yani böyle bir senaryoda Beşiktaş gol attığı anda bir dakika sonra tabela kalkmaz. Bir 5-10 dakika geçer. Zaten ondan sonra Abdullah Avcı da söylüyor. Geliyor o değişiklik. Onu biz de biliyoruz. Geleceğini de. Gol attığın anda yapmazsın o değişikliği. Hani bu nasıl olur biliyor musun? 90+3'te golü atarsın. 90+3'te golü attığın zaman uzatma 90+4 verilmiştir. Çıkartırsın, savunmaya oyuncu alırsın. O bir dakikayı geçirmek için. Hem zaman hem de dakikayı geçirmek için. Bu anlaşılır. Ama yani insaf. Beşiktaş 2-1'e kaçta getirdi maçı? 60 küsürdü. 64. 64. 65'te tabelanın yanmasını mı bekliyor insanlar? O değişiklik gelecek zaten. 70'te gelecek. Bilemedin, en kötü 75'te gelecek. Ama gelecek. Onu herkes biliyor. Taraftar da biliyor. Maçı anlatan da biliyor. Yorumlayan da biliyor. Sen de biliyorsun. Ben de biliyorum. Ama işte o 5 dakikayı tutamadığın anda bu kez oluyor ki neden 2-1'de Atiba'yı almadı? 2-1'de Atiba'yı kimse almaz. O Abdullah Avcı'yı oradan vuracaksanız vurmayın. Oradan olmaz. Başka yerden çok vurabileceğiniz yer var da orası değil. Tabii o bölümde bir süreden beri anlatmaya çalışıyorum. Beşiktaş'ın takım savunmasının bir türlü oturmaması, bir türlü belli bir seviyeye çıkamaması, takımın kaleciye güvenmemesi, takımın stoperlere güvenmemesi, işte sol bek pozisyonda oynayan Caner'in sürekli yerini kaybetmesi, merkezde Atiba olmadığı anda takım savunmasının daha da kötüleşmesi, bir sürü Beşiktaş'ın problemi var. Ve öyle bir hal oldu ki şimdi 2-1'e kadar Erzurumspor geride gözüküyor. Doğru mu? Zaten geride de. Ama 2-1 olduktan sonra Erzurumspor diyor ki artık benim kaybedecek bir şeyim yok. Beşiktaş'ın üzerine gidebilirim. Ya Beşiktaş'ın üzerine gidebilirim dediği anda pozisyona giriyor Erzurumspor. Bu çok acı Beşiktaş açısından. Erzurumspor bile inanamamıştır, ben sana söyleyeyim, 5 dakikada 2 gol atmasına.
Şimdi bir önceki güne git. Fenerbahçe Kayseri Spor'la oynuyor. Kayseri Spor'un ilk yarı boyunca bir tane şutu var. Hatta 75'teki pozisyona kadar bir tane şutu var. Fenerbahçe 9-10 tane şut atmış. Kayseri Spor çıkmıyor. Ama 2-0 olduktan sonra ikinci yarı Fenerbahçe'nin temposu biraz düşünce Kayseri yavaş yavaş Fenerbahçe'nin üzerine gidiyor. Bir pozisyon bulabiliyor gittiği bölümde. Yani o da 30 dakikalık bir bölüm, 25-30 dakikalık bir bölümde bir pozisyon buluyor Kayseri Spor. Ya Erzurum Spor bir kere niyetleniyor Beşiktaş'ın üzerine gitmeye, 2 tane gol atıyor. Öteki tarafta 3 tane gol atmış zaten. 2 karşılaşmada bir alt lig takımından 6 gol yersen eliminasyon sisteminde sen neden bahsediyorsun? Hani burada o kadar büyük bir savunma zaafı var ki Beşiktaş'ta. Buradan bir şey çıkarman zaten mümkün değil. İç sahada 3 tane gol eliminasyon maçında yemek ne demek? Yani bunu bir hatırladım, Benfica yaptı. Beşiktaş'a Vodafone'da 3 gol attı. Bir Fenerbahçe attı 3-3'lük maçta. Bir Antalyaspor 3-2 yendiği maçta attı. Bir de Genk vardı 4-2 yendi UEFA Avrupa Ligi maçında Şenol Güneş döneminde. Başka hatırlamıyorum ben. Ki hani Benfica maçı olağanüstü bir maç. Sonra çevirdiği maç değil mi? 3-0'dan 3-3'e gelen maç. Ben hep söylüyorum, Vodafone'da gördüğüm en iyi 45 dakika oynamıştı Benfica takımı. Fenerbahçe maçı kendi şartları özelinde o da çok ilginç bir mücadele. 3-0 Beşiktaş öne geçmişti. Hı-hı. Yani Beşiktaş rekor kırabileceği bir karşılaşmada 3-3'e gitmişti o maç. Genk maçında Beşiktaş sallanıyordu. Pepe'li kadronun işte o paraların ödenmediği Şenol Güneş'in en kötü zamanlarından bir tanesi. 4 gol yediği mücadele. Antalya Spor maçı da hani Beşiktaş'ın şöyle söyleyeyim sana 7-3 kazanabileceği bir maçı, 3-2 kaybettiği bir mücadeleydi. Bir de ben bunu hatırlıyorum. Vardır belki arada yine Beşiktaş'ın Vodafone'da 3 gol yediği bir mücadele. Ama benim bir çırpıda aklıma gelenler bunlar. Dolayısıyla 5 dakikada 2 tane gol yiyorsun. Zaten ondan sonra hatta bırak 3-2'yi, 2-2 de bütün ortam elektrikli hale geldi. Yani 3-2 olmasına bile gerek yoktu orada. 2-2 olduğu anda Abdullah Avcı, oyuncular, taraftar, televizyon başındakiler herkes düştü. Herkesin morali yerlerde. Ama bunun sebebi ne? İşte bunun sebebi öteki maçlar. Eğer Abdullah Avcı eleştirilecekse o maçlar yüzünden eleştirilecek. Önemsemediği, ya nasılsa biz bir şekilde İstanbul'da hallederiz. Ya biz nasılsa ilk maçı kazandık. Rövanş çok önemli değil dediği, ya ne olacak işte şey oynasın, Kartal oynasın, Erdem oynasın dediği o maçlar işte sana böyle zarar veriyor. Bugün gelinen noktada sen de programı açarken son 8 maç 7 mağlubiyet diyorsun. Hı. Şimdi ben de sana soruyorum. Dünyanın hangi büyük takımında bir teknik adamın yönetiminde 8 maçta 7 mağlubiyet alıp görevin başında kalabilirsin? Var mıdır dünyanın? Herhangi bir takımında söyleyin bana. Ya deyin ki şu ülkenin büyük takımı budur. Son 8 maçın 7'sini kaybetti, teknik direktörü göndermediler. Ya da teknik direktör istifa etmedi. Böyle bir şey var mı? Yok. Yani ben hatırlamıyorum. Futbol olarak bir şey vaat etse Beşiktaş hani bir şey diyebilirim ama o da yok. Hani iyi oynayıp kaybettiği de olabilirdi. Bak ben hatırlamıyorum. Yok. Ben hatırlamıyorum. Futbolu geçtim. İstatistik olarak da yok. Ama işte hepsi üst üste geldiği anda bu kaçınılmaz oluyor. Çünkü sen kaybetmeyi normalleştirdin. Kaybetmeyi alışkanlık haline getirdin. Kaybettin, önemsemedin. Büyük takımsın, kaybettin, önemsemedin. Bak burası Başakşehir değil. Tekrar söylüyorum, Başakşehir'deki macerasında Abdullah Avcı'nın, Abdullah Avcı'nın vizyona çıktığı sadece 6 tane maç vardı. Herkes kendini kandırıyor. Abdullah Avcı sezonun diğer 28 karşılaşmasında sahaya 9 kişi çıksa kimsenin umurunda değildi. Abdullah Avcı onu hep ıskaladı. Ama burada öyle değil. Burada kaybettiğin anda önemli. İşte gelinen noktada 28 resmi maç olmuş, 14 mağlubiyet. Bu kaldırılabilir mi? Evet, 7.40 oldu saatler. Beşiktaş maçını ve Beşiktaş'taki durumu tabii ki konuşuyorduk. Dün Abdullah Avcı'nın da maç esnasında bir cümlesi ekrana geldi. Ağız okumayla tabii çok rahat anlaşıldı. Abdullah Avcı, ben böyle bir takım görmedim hocam dedi Erzurumspor'un ikinci golünün ardından. Barış abi, siz böyle bir takım gördünüz mü? Şöyle, ben size pas atayım. Şöyle söyleyeyim, yani bu cümle çok tabii Beşiktaş'ın teknik direktörünün acizi olarak Beşiktaşlar çok tepkiyle karşıladılar ama şimdi Beşiktaş'ın tabii iki maçta da performansından bağımsız. Beşiktaş'ın dünkü
işte bu winner takım artık olmaktan uzaklaşmasıyla beraber bu maçın da çok zor geçeceğini, dün konuştuğumuz ki bizim düşündüğümüzden de kötü bir sonuçla karşı karşıya kaldılar. Hani zar zor eler Beşiktaş diye beklerken onu bile ortaya koyamayan bir Beşiktaş. Tabii bu Beşiktaş'ın bu kadar zafiyetinin yanında Büyükşehir Belediye Erzurum'un performansını, yüreğini, cesaretini, soğukkanlığını, ayağa paslarla çok çabuk oynayarak hiç oyun disiplinden kopmadan, moral motivasyonunu kaybetmeden, konsantrasyonu kaybetmeden bu kadar hem de yani kadro derinliğini de test ederek Beşiktaş karşısında 2.90 dakika içerisinde hep idare 11'lerle de oynayarak da değil. Bu modern futbolu, modern kompakt futbolu, iki yönlü geçiş oyununu son derece başarılı ortaya koyan Erzurum'u takdir etmeye engel değil Beşiktaş'ın durumunu konuşmak. Dolayısıyla ben Abdullah Avcı'nın o sözünün tabii Beşiktaş'ın son haftadaki sürekli kaybeden, tepe taklak giden performansıyla birlikte biraz haksızlık ederek konuştuklarını düşünüyorum. Abdullah Avcı eleştirecek çok şey var ama o cümle değil. Yani gerçekten o cümleyi sarf ettiği andan geriye 45 saniye sarın. İzleyin Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un atağını ve golle son nasıl sonuçlandığını, kısa ayağı paslarla nasıl gole gittiklerini bir görün o golde. Bunu Liverpool falan oynuyor zaten yani. Bir dakika, ben yanlış anladım, o lafı Erzurumspor için mi söylüyor, Beşiktaş için mi söylüyor? Erzurumspor için söylüyor bence. Bence Beşiktaş için söylüyor. Ben Beşiktaş için söylüyor. Bence Erzurumspor için söylüyor. Ben de Beşiktaş anladım. Ben Erzurumspor için söylüyorum. Böyle bir takım görmedim derken kendi takımından bahsediyor. Ama bunlar, ne yapıyor diye. Ama böyle bir takım olabilir mi? Yeni öne geçmiş 2-1, 2-2 oluyor. Bunlar ne yapıyor gibi şey yaptım. Ben Beşiktaş değil Erzurumspor için söylediğini düşünüyorum. Yani çaresizlik yani. Erzurumspor'un yaptığı pasları, o golü başka bir anda o söylese haklısınız ama ben öyle anlamadım. Ben Erzurumspor için söyleyeni çaresizlik içinde, yani ben böyle bir takım yok. Yani yaptığı paslarla yani Beşiktaş çaresiz kaldı. O gol öyle bir gol ki şapka çıkartılacak bir gol ve o golün öncesindeki paslaşmalar hakikaten yani bir alt küme takımı, işte Süper Lig'e çıkmaya doğru giden iyi bir birincilik takımı falan değil yani. Liverpool gibi bir paslaşmaydı. Hani ve bunu da basın toplantısında sorulduğunda da yani biz orada golü attık, 2-1'i bulduk, arkasından hamle yapmaya hazırlanıyoruz, şeyi çağırıyoruz, Atiba'yı çağırıyoruz. Daha Atiba'yı çağıramadan, Atiba'yı daha oyuna sokamadan golü yedik diye onu da öyle ifade ediyor. Yani siz golü atar atmaz 3 dakika içinde bu golü nasıl yediniz diye bu golü nasıl yersiniz diyecek bir gol değil. Hakikaten izlediğin zaman ağzın açık seyredeceğin, ayakta alkışlayacağın bir gol Erzurumspor'un golü. Sıradan bir gol değil. Çok ekstra bir gol. Premier Lig'de Liverpool'un atabileceği ya da Manchester City'nin atabileceği bir golü attı Erzurumspor. Ben o yüzden öyle yorumladım. Yani iki türlü de bakabilirsin. Yani şimdi Abdullah Avcı'nın Beşiktaş takımı karşısında yani teknik direktör olarak tabii bir sürü yanlışı var ve fatura ne, sonuçta teknik adama kesiliyor. Bu bir bahane değil elbette, ben böyle takım gördüm, kendi takımına kızması, ama oyuncularla ilgili ciddi hayal kırıklığına uğradığını herhalde söyleyebiliriz. Şimdi Erzurumspor maçına ciddi önemseyerek çıktı karşılaşmayı. Yani çok ciddi böyle rotasyon, ağır rotasyonla falan yapıp nasılsa eleriz deyip de elenmiş bir Beşiktaş'tan bahsedemeyiz bugün. Dolayısıyla hani öyle bir durum olsa Abdullah Avcı'ya daha fazla yüklenebilirsin. Yani hocam sen ligde bu kadar kötü gidiyorsun, üst üste maçlar kaybediyorsun, kupa fikstüründe Erzurum'a elenmenin ne kadar tehlikeli olduğunu bilmiyor musun? Az kadrona çıksana, zaten ilk maçı da kaybetmişsin diye eleştireceğin çok ağır rotasyonlu bir kadro da yok ortada. Adam diyor ki sağda Burak var diyor. Ondan sonra işte Caner var diyor. O Karius kalede diyor. Takımın diyor 4'te 3'ü diyor. As takım zaten diyor. Ve bu takım kalkıyor. Yani 2 maçta 6 gol yiyerek Erzurum'dan eleniyor. Oyunculara da sitem edebilir. Ben böyle takım görmedim diyerek. Rakibin atağını da golünü de benim yanlış anladığım şekilde söyleyebilir. Buralara çok takılacak bir durum yok. Bu ağız okumalar, büyük bir tepki var Abdullah Avcı'ya. Nereden o tepkiyi çıkartsak diye bulunan kareler bunlar. Bundan dolayı kızılmasını çok doğru bulmuyorum. Ancak basın toplantısında da son derece sakin bir şekilde, son derece medeni bir şekilde Abdullah Avcı gerekenleri söyledi zaten. Yani işlerin yolunda gitmediğini söyledi. Oyuncular ile ilgili beklentilerin sezon başındaki beklentilerle, hayal ettikleriyle bugün gerçekleşen çok farklı olduğunu, bunun da
mutlaka muhasebesinin yapılacağını, yapılması gerektiğini, işte istifası olana yönetim de isteyebilir bir toplantı. Biz de isteyebiliriz bir toplantı. Biz mantıklı insanlarız. İşlerin yolda gitmediğini biz de görüyoruz falan gibi. Zaten istifa edeceğiz ya da İzmir'den alınmayı bekliyorum ya da karşılıklı oturup anlaşır ayrılırız demeden bu manaya gelen çok zorluk çıkarmayacağını oturup bir şekilde uzlaşılacağını, bunun artık bu noktaya geldiğini, bunun konuşulması gerektiğini, bu muhasebenin bu boyutta yapılması gerektiğini açıkça ifade etti Abdullah Avcı. Dolayısıyla Abdullah Avcı'ya bu noktada fazla söylenecek bir şey yok, geçmiş olsun diyoruz. İstediklerini sezon başından beri çok sınırlı bir süre yapabildi. Oyunculardan da beklediğini alamadı. O da beklenenleri veremedi Beşiktaş camiasına. Ortada topyekün eleştirecek bir durum var. Sadece Abdullah Avcı üzerinden okumaya kalkarsanız Beşiktaş'ı bence son derece yanlış yaparsınız. Bu arada Fanatik Gazetesi'nde Abdullah Avcı ile ilgili Avcı'nın bileti kesildi başlıklı bir haber var. Yönetim Vodafone Park'ta maç sonrası acil toplandı ve Abdullah Avcı'nın durumunu masaya yatırdı. Görüşmede tecrübeli teknik adama yolları ayıralım ve takım bulana kadar tazminatını ödeyelim teklifinin yapılması kararlaştırıldı. Yani denmiş. Orta yol bulunacaktır ve dün de konuştuk yani ben çok anlatamamışım Beşiktaş'ta ilgili karamsar görüntümü anladığım kadarıyla. Ben Beşiktaş'ın bu sıkıntıları yaşayabileceğini hissediyordum ve onu anlatmaya çalıştım burada kimseyi kırmadan. Ama daha belki net anlatmam gerekiyormuş. Lafın bir noktasında Beşiktaş'ın öyle çok rahat farklı bir galibiyet almasını beklemediğimi, alırsa başka bir Beşiktaş konuşacağımız önümüzdeki dönemde ama genel görüntüsünün hatta as oyuncularını da sahaya süren ki siz as 11'i hep koydunuz benim önüme gazete 11'lerinden buna da yakın bir 11'di aslına bakarsanız tam anlamıyla as 11 olmasa da böyle bir 11 çıkmasının ve o 11'le de kaybedilme tehlikesinin veya da kötü gitme tehlikesinin olduğunu, o 11 ile daha da kötü olacağını sahaya çıkmanın, biraz daha fazla rotasyon yapmanın daha doğru olduğunu da anlatmaya çalışmıştım ve her şekilde nasıl bir 11 ile çıkarsa çıksın Beşiktaş'ın çok zor bir maç oynayacağını, çok sıkıntı yaşayacağını düşündüğümü söylemiştim. Hatta bunun üzerine Ali de demişti ki eğer kötü bir netice olursa Abdullah Avcı'nın istifası söz konusu olur demişti. Biz de evet demiştik yani o noktaya gider bu iş öyle bir tablo olursa ama turu 1-0 falan zar zor geçeceğini düşündüğümüzü söyleyerek noktalamıştık. Onun daha da vahimi ile karşı karşıya kaldı. Erzurum'un oynadığı futbolla Beşiktaş beni şaşırtmadı bak onu söyleyeyim sana. Yani Beşiktaş oynadığı futbolla temposuzluğuyla, kopukluğuyla, bireysel artık takım halinden tamamen bireyselliğe dönmüş, kopuk performansıyla modern futbolla alakası kalmamış, özgüveni kalmamış bir Beşiktaş takımının bu performansı beni hiç şaşırtmadı. Beni şaşırtan Erzurumspor'un bu kadar iyi oynaması, bu kadar yani İstanbul'da da İnönü'de de bu kadar etkili, bu kadar karakterli, bu kadar büyük takım hüviyetinde oynamasıydı. Dediğim gibi o 2-1'i bulduğu Burak'ın golünden hemen 3-4 dakika içerisinde verdiği refleksi bir pasaj olarak alıp tek başına izlersen herhalde Beşiktaş diye bu Erzurumspor takımını işaret edersin. Büyük takım görüntüsünü veren Erzurumspor'du çünkü. O yüzden beklediğimi de üzerinde bir Erzurum. Beklediğim kadar bir Beşiktaş. Beklediğimden kötü bir Beşiktaş değil. Dünkü sonuca sebep oldu. Maçla ilgili aklımdaki sorulardan biri ben ideal kadroyu beklememe rağmen acaba Karius tercihini nasıl yorumlamak lazım? Yani hafta sonu çok basit bir gol yedirmiş bir Karius var ve yedekte de Utku Yuvakuran var. Ya da Ersin Destanoğlu artık hangisini tercih ederse Abdullah Avcı. Yani o isimlerden biri oynayamaz mıydı bu karşılaşmada? Tabii ki oynayabilirdi. Mesela Abdullah Avcı Enzoroko'da alacağı, Enzoroko Vida rotasyonunda alacağı riski kalede alabilirdi. Onu tercih edebilirdi. Geçen gün bir yerde okudum. Şimdi kimin söylediğini hatırlayamıyorum. Özür dilerim ama güzel bir tespiti vardı. Karius diyor ne yaparsa yapsın cezasını çekmiyor. Yani Karius Beşiktaş'a geldiğinden beri verdiği zarar, verdiği faydadan çok daha fazla. Ama gözü kapalı ilk 11'de. Akıllarda o zaman şu soru mu oluyor? Sözleşmesinde bu adam ne yaparsa yapsın oynar maddesi mi var? Çünkü Beşiktaş'ta... Yok o herhangi böyle komple bir komple teorisine gitmiyorum. Hayır sözleşmeleri çünkü yeni yeni mesela detaylar ortaya çıkıyor. Reboço'da da detayı geçen gün paylaştık Ajans Spor'da. Onu düşünerek söylemedim bunu. Benim aklıma geldi ama. Belki o da olabilir bilmiyorum ama hakikaten bu kadar fazla hata yapan bir kaleci bazen kendine getirmek için de yedek bırakman gerekebilir. Mesela Şenol Güneş de Karius'tan memnun değildi. Şenol Güneş'in Karius için söylediklerini hatırlıyor musun?
kafası burada değil, buraya vermiyor demişti kendini. Hı-hı. Ondan sonra Karius bir toparlanma geçirmişti. Hatta herkes de şaşırmıştı. Şenol Güneş neden Karius'u kapalı kapılar ardında eleştirmiyor da gidip basının önünde eleştiriyor diye. Hı-hı. Halbuki orada Şenol Güneş'in düşüncesi Karius'u bir kendine getirmekti. Bir silkelemekti. Yani Karius Şampiyonlar Ligi finalinde o kabus geceden sonra eski Karius değil. Hı hı. Dolayısıyla dünkü karşılaşmada kalede olmayabilirdi tabii. Ama iş sadece Karius değil. Mesela Barış abi az önce çok güzel bir şey söyledi. Şimdi Beşiktaş'ın genel görüntüsünü şu an sadece Abdullah Avcı, hani Karius'un yerine Utku oynayabilirdi. İşte benim söylediğim Enzor Okon'un yerine Vida oynayabilirdi. Evet, bunlar seyli sağlı cümleler. Dünkü karşılaşmada etkili mi? Etkili. Ama Beşiktaş'ın genel resminde artık bunlar çok ufak detaylar olarak kalıyor. Çünkü büyük resimde daha ciddi problemler var. O problemlerin başında ekonomi geliyor, o problemlerin başında kaybolan özgüven geliyor, o problemlerin başında sezon başladığı andan itibaren yapılamayan işler geliyor. Hı hı. Onların hepsinin birikimi de zaten belli bir noktada takımları böyle kötü sonuçlara itmek zorunda kalıyor. Yani bu bir günde olmadı Beşiktaş'ın bu duruma gelmesi. Yani Utku meselesi de şimdi Utku oynamış olsaydı bence dün yine kaybedecekti Beşiktaş. Turu geçemeyecekti en azından. Kaybetmez mi ama ve diyeceklerdi ki bu sefer yani Abdullah Avcı'ya tepki göstermek için her türlü dudak okuma dahil bahaneye bakan bir kalabalık şunu da söyleyecekti çok rahatlıkla. Yani sen ilk maçı 3-2 kaybetmişsin. Türkiye Ligi'nde bu kadar kötü gidiyorsun. Türkiye Kupası da elenme tehlikesini görmüyor musun? Nasıl hocasın? Kalkıp da birinci kalecini oynatmıyorsun. Barış abi bunu demezlerdi bence. Karius olduğu için. Çünkü son maç çok bariz bir hata yaptı. Yani o maçta ıslıklandı. Top ayağı her geldiğinde bu maçta ıslıklandı. Yani bu da denirdi. Ben size söyleyeyim artık şu anda çok azınlık oldu o zaman. Gözünün üstünde kaşın var. Denecek noktada Abdullah Avcı. Yani Abdullah Avcı eleştirmesi doğru değil demiyorum. Elbette ki eleştirecek. Bu duruma gelmişse bir Beşiktaş takımı hocası tabii ki eleştirecek. Ama hani eleştirmek için de niye Karius oynadı denmez. Niye sen o golü yediğinde ben böyle takım görmedim hocam diye ya Erzurum'a hayranlıkla hayret ederek Erzurum kalktı biz attığı gole bak diyerek veya Beşiktaş'a kendi takımına tanıyamaz görüntüde hemen gol yiyorsun atıyorsun 3 dakika sonra gol yiyorsun manasında ikisi de olur. Bunları söylüyor olması tepki gösteriyor insanlar. Bunlar tabii ki hep bahaneler artık bundan sonra. Yani bu işin yürümeyeceğini söyleyebiliriz. Beşiktaş'ın ben zaten bu sene şampiyonluk yarışında bir iddiası olmadığını düşünüyordum. Beşiktaş'ın koptuğunu düşünüyordum bu yarıştan. Adaylar arasında göstermiyordum Beşiktaş'ı birkaç haftadır. Devre arasından itibaren özellikle göstermiyordum. Galatasaray'ı söylüyordum. Fenerbahçe'yi söylüyordum. Sivas zaten lider. Başakşehir bu yarışın içinde olabilir. Trabzonspor bu yarışın içindedir diyordum ama bu kadar takım sayıp da Beşiktaş'ı saymamak zaten herhalde bugünleri sürpriz olmadığını gösteriyor. Ama tabii kupadan eleniş şekli, bir birincilik takımına elenmesi ki tekrar söylüyorum Büyükşehir Belediye Erzurum hakikaten inanılmaz futbol oynadı. Yani bu Süper Lig'e çıkmayı hak eden bir takım zaten playoff'a falan kalmaz. Direkt ilk ikide çıkar diye tahmin ediyorum. Playoff'lara kalacağını zannetmiyorum birincilikte terfi konusunda. Erkan Zengin Hoca'yı da kutluyorum ben de bir kez daha Ali gibi yayın Erkan başında. Sözeri. Erkan Sözeri kutluyorum. Erkan Hoca'yı Ali gibi yayının başında söyledi o da. Hakikaten çok büyük iş yapıyor Erkan Sözeri. Evet, Sabah Spor'unda bir saati geride bıraktık ilk bölümde. Beşiktaş'ı konuştuk. Uzun uzun Beşiktaş'ta Abdullah Avcı dönemini bugün itibariyle sona erebilir. Şimdi Fanatik Gazetesi'nin haberi bu yöndeydi. Diğer gazetelerde görevden alma ile ilgili bir detaya rastlamadım. Ali abi bilmiyorum sen de bakıyorsun herhalde gazetelere şöyle bir. Ben bir tek Fanatik Gazetesi'ne gördüm. Orada da takım bulana kadar tazminatını ödeyelim demiş, maaşını ödeyelim diye bir teklif sunulmuş. Abdullah Avcı sezonun ilk yarısında da ilk 6 hafta sonunda çok benzer kritik bir noktaya gelmişti. Hı hı. Orada yakaladığı seriyle hem takımın gidişatını hem de kendi kaderini değiştirmeyi başarmıştı. Şimdi büyük takımlarda az önce bahsettim. Eğer son 8 yarısı bir maçın 7'sini kaybedersen dünyanın neresinde olursan ol, hangi teknik adam olursan ol, ondan önce hangi başarıları kazanmışsan kazan, gitmen gündeme gelir. Şimdi bu futbolun doğası. Burada kimsenin alınacağı, güceneceği bir şey yok. Bu oyunun bir sonucu. Burada Abdullah Avcı eğer görevde kalırsa yapabileceği tek şey var. Eğer onu başarabilirse tekrar sağ sonuçlarıyla beraber kendisine biraz kredi sağlamak. Hı hı.
Yoksa dün biraz anlatmaya çalıştık. Ondan önceki gün biraz anlatmaya çalıştık. Beşiktaş'taki temel problem, bir numaralı problem şu an Abdullah Avcı demek çok doğru değil. Bak, sezon başında ilk 6 haftada temel problem Abdullah Avcı ve düşüncesiydi. Ama şu an bir numaralı sorun Abdullah Avcı değil Beşiktaş'ta. Dolayısıyla Abdullah Avcı'nın gidip yerine gelecek olan teknik direktörün o cicim ayları geçtikten sonra 3 aşağı 5 yukarı aynı tablo görülebilir. Böyle bir risk var Beşiktaş'ta, onu unutmamak gerekiyor. Ama tekrar söylüyorum, şimdi bütün bu söylediklerimiz futbolun doğasından ayrı düşünülemez. Eğer sağ sonuçları yoksa, sahada bu kadar başarısızsan, adın Mourinho'da olsa gönderilme tehliken var. Şimdi Beşiktaş'ın önünde çok kritik bir Göztepe mücadelesi var. Burada Beşiktaş yönetimi biraz daha sakin kalalım. Biz de problemin temel olarak Abdullah Avcı olmadığını biliyoruz. Başka problemler var takıma sirayet eden. Dolayısıyla Abdullah Avcı'ya Göztepe maçında da bir son şans verelim diye düşünebilir. Bu çok garip değildir ama Göztepe bugün çıkışta olan ve yeni stadındaki ilk mücadelesine çıkacak bir takım. Yani karşılaşmak isteyeceğiniz son hafta, evet. Yani bu. Bazen işte şartlar böyle şanssız da olabilir. Ama mesela deplasmanda olması da bir iç saha baskısına göre bir avantaj getirebilir. Az da olsa bir avantaj getirebilir. Şimdi bütün bunların dışında bir de işin başka bir tarafı var. Abdullah Avcı iyi niyetli bir teknik adam. Beşiktaş'a yakışan bir profil. Sözleriyle, davranışlarıyla ama Abdullah Hocam biz seninle denedik, olmadı. Teşekkür ederiz. Yolları ayırırsın ve işte Göztepe ve Rize deplasmanları öncesinde, artık ligdeki Beşiktaş'ın son kurşunları öncesinde. Çünkü eğer Beşiktaş Göztepe ve Rize maçlarından bir puanla, iki puanla, üç puanla çıkarsa ligde bir şansı kalmayacak. O yüzden de Beşiktaş yönetimi bunu şu şekilde değerlendirip, evet Abdullah Hoca iyisin, hoşsun, seni seviyoruz, sen de bizi seviyorsun, denedik olmadı, teşekkür ederiz deyip yolları ayırıp bu Göztepe ve Rize maçları öncesinde takıma bir elektrik, bir şok vermek isteyebilir yeni teknik adamla. Bu da futbolun yine içinde olan son derece doğal bir durumdur. Dolayısıyla burada göreceğiz. Ama eğer Abdullah Avcı devam edecekse Göztepe ve Rize maçlarından 6 puan olmazsa olmaz. Bu arada Beşiktaş'ın dün Sergen Yalçın sesleri vardı. Şu anda boşta. Yeni Malatya Spor'dan ayrıldı. Dün biz de Ajans Spor'da bir haber yaptık Sergen Yalçın'ın ayrılığıyla ilgili. Orada enteresan bir detay olmuş. Şenol Güneş, amili takım teknik direktörü, kampları böyle tek tek geziyor. Kulüpleri ziyaret ediyor. Sergen Yalçın, Şenol Güneş geldiğinde odasından çıkmamış. Yardımcıları Murat Şahin ve Çağdaş Atan gitmiş. Başkan gitmiş. Beraber pozları var. Ama Sergen Yalçın o fotoğraf karesinde yok. Bu da Malatya Başkanı Adil Gevrek'i sinirlendirmiş ve artık köprüler zaten çok sağlam değildi aralarında, atmış. Evet. Şimdi ben şöyle bir şey söylemek istiyorum teknik direktör konusunda. Çünkü bundan sonra teknik direktör çok tartışılacak. Bu sezon en çok övülen teknik direktör kim? Bu Rıza Çalınbay. Evet. Rıza Çalınbay'ın övülme sebebi sadece Sivasspor'u lider yapması, iyi futbol oynatması değil. Sivasspor'un elindeki kadroya göre çok iyi futbol oynatması. Şimdi bugün gelinen noktada Beşiktaş'ın gelecek sezon bundan daha iyi şartlarda bir kadro oluşturmasını bekliyor muyuz? Hayır. Beşiktaş'ın kadrosu bundan daha kötü olabilir. Profil biraz daha düşebilir. Dolayısıyla bana sorarsan Beşiktaş'ın şu an doğru profil Sergen Yalçın değil, Rıza Çalınbay'dır. Ama o da sezon sonudur. Beşiktaş'ın Rıza Çalınbay'la anlaşması. Şimdi Rıza Çalınbay tabii başarılı sağa sola röportajlar veriyor. Mesela diyor ki ben 10 sene önceki Rıza Çalınbay değilim. Yani Beşiktaş'taki ilk dönemindeki Rıza Çalınbay değilim. Çok tecrübe kazandım. Büyük takımı idare edebilmek için sağ içi ve sağ dışı o tecrübeye sahip olmak gerekiyor diyor. Şimdi bu Beşiktaş yönetimine, Beşiktaş camiasına net bir mesaj. Beni bir kere daha deneyin. Ben 10 sene önceki Rıza Çalınbay değilim. Bu bir. İkincisi, yine Rıza Çalınbay röportaj veriyor ve diyor ki Fenerbahçe ve Galatasaray'dan teklif gelirse kabul etmem. Çünkü Rıza Çalınbay Beşiktaş'ın altyapısında yetişmiş. Beşiktaş formasını en çok giyen, 16 sene aralıksız oynayan, başka takım forması giymeyen ve Beşiktaş'ın efsanesi. Dolayısıyla eğer Beşiktaş'ın kadro profili bu şekilde devam edecek, hatta daha küçülme ihtimali varsa, doğru profil sezon sonunda Rıza Çalınbay'dır. Bak, bu ara dönemi bilmiyorum. Eğer Abdullah Avcı ayrılırsa ya da Abdullah Avcı ile sezon tamamlanıp Rıza Çalınbay tercihi yapılabilir. Ama Sergen Yalçın bana sorarsan şu şartlarda geçici bir pansuman olur. Belli bir etki yaratır ama uzun vadede gerçek bence Rıza Çalınbay. Ben bir ekleme tire düzeltme yapabilir miyim Ali'nin yorumuna?
Rıza Çalınbay tespitine katılmakla beraber Sergen Yalçın tabii şu anda bir şey, bir formül yani, aktüalite olarak doğal, çok doğal, doğal bir olarak. Doğal bir aday yani formül. Ama Rıza Çalınbay daha bundan sonraki Beşiktaş planlaması ile ilgili ben Ali'nin tespitlerine katılıyorum. Ancak bir düzeltme veya bunu ekleme olarak da kabul edebilirsiniz. Ben büyük takıma hazırım diye mesajları hep Beşiktaş'ın hocası olmak istediği ile alakalı Rıza Çalınbay veriyor net bir şekilde. Bir kere burada zaten ne Sivas'ın bırakması doğru, ne Rıza Çalınbay'ın Sivas'tan ayrılıp Beşiktaş'a şu anda gitmesi doğru olur. Şu an için demedim. Bu tabii biliyorum, öyle demediğini biliyorum. Bu düşünülmemesi bile gereken bir konu. Onu teyit edelim bir kere. Yani Rıza Çalınbay gelecekse Beşiktaş'ın başına, Beşiktaş şu anda yardımcı antrenörle devam eder. Kimseyi getirmez. Sezon sonunda Rıza Çalınbay'ı getirir. Artık şampiyon bir teknik direktör olarak mı gelir Rıza Çalınbay? Yoksa şampiyon olmasa bile şimdiden alkışı hak eden bir teknik olarak mı gelir? Onu kimse bilemez. Ama şimdiden bu anlaşma önümüzdeki yıl için yapılabilir. Bunda hiçbir mahsur görmüyorum. Kimse de bundan dolayı da yani işte sezon ortasında böyle bir anlaşma falan diye bunlara da alışsınlar. Avrupa'da da oluyor bu anlaşmalar. Futbolcular da, hocalarla da. İlave yapacağım ya da ekleme yapacağım veya düzeltme yapacağım konu şu. Büyük takım hocası olmaya hazırım falan diyor. Artık büyük takım kim ki büyük takım? Yani büyük takım, büyük takımlara biz niye büyük takım diyoruz? Büyük oyuncularla, büyük futbolcularla olduğu için. Yani şimdi camianın büyüklüğünden dolayı hoca da büyük olmalı diye bir şey yok. Büyük camiaların, büyük takımların yani Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray falan dediğin zaman, Trabzonspor, dört büyükler diye baksan, bunların başına gelen hocanın işte büyük takım çalıştırabilir mi bu hoca falan diye niye sorulurdu eskiden? Yani bu sorulurdu yani. Niye acaba büyük takım, mesela Abdullah Avcı büyük takım çalıştırabilir mi falan diye soruyorlardı. Niye? Çünkü büyük takımda büyük oyuncular var. Egoları daha şişik, rakamları daha yüksek, kariyerleri daha görkemli, başarılı, yıldız statüsünde oyuncular vardı bugüne kadar hep. Bundan sonra olmayacak ki. Dolayısıyla hani büyük takımı çalıştırmaya hazır olmaya ne gerek var? Sağ dışı. Sağ dışını yönetmek. Şimdi sağ dışını yönetmek şu. Sahadaki oyuncuların kariyerlerini yönetmekle alakalıydı, sağ dışı yansımalarıydı zaten. Şimdi milyonlarca taraftarın olmasıyla az bir taraftarın olmasını, bir teknik adamın görevini yapması ne farkı olabilir? Yani şu var. Büyük takım çalışabilir diye soru sordun. Hangi hoca iletişim bilmiyor ki yani? Veya bunlar büyük takım çalışabilecekleri ne kadar daha iyi iletişim yapabiliyorlar ki? Hani temsil makamı olarak bakıyorsanız, sağ dışında medyayla ilişkiler olarak, taraftara mesajlar olarak, camiayı temsil noktasında takımın teknik direktörü olarak eğer bakıyorsanız, Allah aşkına büyük takım hocaları dediğiniz hocaların iletişimleri, temsil kabiliyetleri ne kadar parlak sizce ki öbürlerinden büyük takım hocası olmaya hazır değil dedikleriniz arasında ne kadar fark var yani? Bence çok büyük bir fark yok Türkiye'de. Şimdi dolayısıyla burada neydi orada büyük takım hocası olabilir mi? Büyük takım çalıştırabilir mi? Büyük takım başka bir şey falan. O oyuncu profiliyle alakalıydı. Şimdi o oyuncu profili şu anda çok azaldı. Yani daha doğrusu Malatya Spor'un, Sivas Spor'un, efendim işte bugün kötü giden Kasımpaşa'nın, ondan sonra Alanya Spor'un, Başakşehir'in falan profilleriyle, kadro profilleriyle Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor'un kadro profilleri arasında mesafe çok daraldı. Yani oyuncu kariyeri olarak söylüyorum. Yani transfer market değeri olarak söylüyorum. Nitekim bak bugün öyle bir noktaya gelindi ki sen Beşiktaş'a hoca arıyorsun. Hoca ararken bence artık kriterlerinden biri büyük takım hocası değil. Şimdi Beşiktaş büyük takım, Beşiktaş büyük cami ama ben oyuncu kadrosu olarak bakıyorum. İşte alamadı. Söyleyin adını. Malatya'dan. Gilerme'yi. Nasıl olacak? Hangisi büyük takım o zaman şimdi? Yani büyük takım derken yanlış anlaşılmasın. Camiayı, taraftarı, takımın ismini, kalibresini konuşmuyorum. Kadro olarak bakıyorum. Şimdi bir tarafta küçük takım olarak adlandırdığımız Gilerme'nin sahibi Malatya Spor var. Öbür tarafta büyük takım olarak adlandırdığımız Malatya'dan Gilerme'yi alamayan Beşiktaş var. Peki hangisi? Alamayan mı büyük? Kadrosu uhdesinde bu onun istediği oyuncuyu bulunduran mı büyük kadro o zaman? Hani kadro olarak neredeler? Veya dünkü sahadaki görüntüye bakarsan. Hangisi büyük takımdı dün sahada?
Erzurum oyun takım, olarak. O Erzurum oyun olarak Erzurum büyük takım. Baktığın zaman bilmeyen bir adam baksa hangisi Beşiktaş'ta Erzurum'u gösterir. Şimdi veya Sivasspor'un ortaya koyduğu futbol, puan tablosundaki yerini de konuşmuyorum. Sivasspor takımının ortaya koyduğu futbol ve ligin yıldız futbolcuları diyelim sana şimdi. Şimdi bu ligin yıldız futbolcusu Belanda mı? Mehmet Ekici mi? Büyük olaylarla Trabzon'dan Fenerbahçe'ye giden. Yoksa Mert Hakan mı? Hangisi? Yıldız. Şimdi dolayısıyla performans odaklı konuştuğumuz zaman biraz ön yargılarımızdan ve kavramlardan bugüne kadar alışa geldiğimiz marka değerlerden falan sıyrılıp da performans odaklı konuştuğumuz zaman Rıza Çalınbay'ın bugün Türkiye'de çalıştıramayacağı bir takım mı var? Hani şimdi kadrosunda o kadar büyük yıldızlar vardı ki dersin ki Rıza Çalınbay küçük takımların büyük hocası, büyük takıma gelince acaba bu egoları yönetebilir mi? Yani soru hep bu olmuştur zaten. Yani Pereira Fenerbahçe'ye geldiğinde bu soruldu yani. Pereira bu oyuncuları şimdi Nani ve Van Persie falan vardı o takımda. Şimdi o takımın ne oynadığını çok önemli değil. Şu anda biz kadro kalitesi olarak bakıyoruz. Şimdi bugünkü Fenerbahçe, ya Vedat Muriç Fenerbahçe'nin şu anda en değerli futbolcusu. Ya konuyu sadece Beşiktaş olarak da görmediğimi anlatmak için değişik örnekler vermeye çalışıyorum. Vedat Muriç bugün Fenerbahçe'nin ve ligin bana göre en değerli forveti. Süper Lig'in en değerli forveti. Düne kadar Rize'deydi Vedat Muriç. Rize'yi kim çalıştırıyordu? Peki Rize'yi çalıştıran hoca büyük takım hocası olabilir mi diye sormak doğru mu bu saatten sonra? Yani biraz böyle de bir antrenman yapmaya ihtiyacımız var bizim. Ve bunlara da alışmaya ihtiyacımız var. Bütün bunları söylememin arkasındaki motivasyon da artık ligin kalitesinin, kalibresinin, oyuncu değerlerinin, takım değerlerinin süratle, ekonomik sebeplerle düşüyor olması. Yani uzun bir zamanda söylediğimiz gibi Bulgar Ligi, Roman Ligi olmaya doğru gidiyor oluşumuzla da alakalıdır bu konu. Dolayısıyla artık böyle, ben bakın başka bir şey daha söyleyeceğim. Artık büyük takımlarımız Fenerbahçeler, Beşiktaşlar, Galatasaraylar, Trabzonlar artık teknik direktöre yüksek kontrat verme dönemini de bitirmeliler. Teknik direktörlerin seviyesinde Fenerbahçe'nin başına gelen hoca, Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın başına gelen hoca normalde Türkiye standartlarının hep iki tik falan üzerinde maaş alıyor. Büyük takım hocası olduğu için. Artık buna da bir son vermenin zamanı geldi. Abi ondan önce futbolculara bence daha öncelik. Çünkü teknik direktör bir tane futbolcu. Hayır, o zaten öyle. 10-20 tane. Ya futbolcu konusu zaten öyle. Yani o takımın onun üstüne diyorsunuz. Onun üzerine diyorum. Onun üzerine o zaten öyle. Onun üzerine konuşulmayan bir konu çünkü teknik direktörün maaşı. Yani hep futbolcuların gölgesinde kalıyor teknik. Ben Türkiye'de daha da açık bir şey söyleyeyim sana. Birkaç milyon euro ya da 1 milyon euro üzeri de diyebilirim. Birkaç milyon euro deyip 2-3 milyon eurolara gitmeye de gerek yok. 1 milyon euro üzerinde maaş almayı hak edecek bir teknik direktörlük olduğunu düşünmüyorum. Bunu verebilecek kulüp olduğunda vermemesi gerektiğini düşünüyorum kulüplerin. Böyle bir kulüp olduğunu düşünmüyorum. Hiçbir teknik direktörün, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın hocaları da dahil olmak üzere 1 milyon euro baremin üzerinde teknik adamlık yapacak maaşı hak ettiklerine inanmıyorum. Şimdi bana alınacak. Ersun Hoca, Fatih Hoca başta olmak üzere alınacaklar. Ama yaptıkları işin karşılığı aldıkları para değil. Haberler olsun. Nerede büyük takım? Yani Sivas'ın peşine nefes nefese yetişmeye çalışıyorlar. Sivas'ın peşine puan olarak yetişmeye çalışıyorlar. Futbol olarak zaten çok uzaklar. Aralarında 6-7 puan mı var? Futbol olarak 17 puan var aralarında. Rıza Çalınbay kaç para alıyor? Ersun Yanal kaç para alıyor? Fatih Terim kaç para alıyor? Abdullah Avcı kaç para alıyor? Bir bakalım o zaman yani. Bunları da konuşmak gerekiyor bundan sonra. Dolayısıyla hani bu X hoca büyük takım çalıştırabilir mi? X hoca Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de, Galatasaray'da başarılı olabilir mi? Geçin bu soruları artık. O soruların devri geçti. O soruların devri geçti artık. Çünkü o soruları sordurtan oyuncuların devri geçti artık. Türkiye'de. Bu ekonomide.
Evet, devam ediyoruz. Sabah Spor'una telefon hattını da açıyoruz. 0212 363 04 34 bu numaradan bizlere ulaşabilirsiniz. İsmet Yıldırım, Barış Bey haklı demiş. Artık scouting teknik direktör bazında da yapılmalı. Graham Potter gibi hocaları bulmak mesele artık demiş. Graham Potter da o meşhur Galatasaray Östersund eşleşmesinde hayatımıza giren tanıdığımız bir teknik adamdı. Sonra İngiltere'ye gitti. Şimdi de Premier Lig'de Brighton'ı çalıştırıyor. Gayet de başarılı bir teknik yani adam. Yani şimdi başka bir şey daha söyleyeyim. Söyleyebiliriz. Örnek vermek eğer yani bu illa bu söylediklerimizi kuvvetlendirmek ki bence bunları kuvvetlendirmek için dinleyicimize teşekkür ediyorum da böyle çaba göstermeye de gerek yok. Çok bariz bir şey söylediğimi tahmin ediyorum ben. Yani bugün Türkiye'de oynanan futbol küçük takımlarla büyük takımlar arasındaki mesafenin daralışına ve küçük takım olarak adlandırdığımız Sivasspor'un efendim Başakşehir'in efendim Alanya'nın efendim Malatya'nın hocasını göndermesine rağmen Malatya kötü top mu oynuyor? Sergen Yalçın başka sebeplerle gönderildi. İletişim problemi var Sergen Yalçın'ın ki o da tartışılır Beşiktaş'a ne kadar doğru olacağı. Yani her gittiği yerde bir sezonu bile tamamlayamayan bir hocayı sen büyük takıma yakıştırıyorsun da Rıza Çalınbay'ı mı yakıştırmıyorsun diye sorarım ben adama. Ki bence Sergen Yalçın da başarılı bir teknik direktör bu arada yani. Gayet de başarılı. Ama bir sezon tamamlayamıyor çünkü başka sorunları var Sergen Yalçın'ın. Hocalık dışında. Sahaya çıkardığı takım ve oyun karakteri dışında. Şimdi bunu gerçekten yani 2 milyon euro, 3 milyon euro Türkiye'de bir teknik direktöre para vermek bugünkü bu futbol ikliminde, bugünkü bu kadro profillerinde ve ortaya konan futbollara işte yani 30-40 milyon euroluk takım 100 milyon euroluk takımdan daha iyi top oynarken bunu artık normalleştirdiğimiz bir ortamda o 100 milyon euroluk takımın neden 100 milyon ettiğini sorgulamaya başladığımız, etmemesi gerektiğini sorgulamaya başladığımız bir ortamda. Dolayısıyla yüksek kariyerli kalibrede oyuncuların Türkiye'ye gelmesinin ekonomik olarak da sportif olarak da karşını alamadığını herkesin gördüğü, değerlendirdiği, işte altyapının daha çok dillendirildiği, scouting transferlerinin daha çok dillendirildiği şu ortamda teknik direktöre ben neden 2,5 milyon euro veriyorum? Yani benim arabam, işte şimdi marka konuşmayalım ama 10 yaşında yerli bir otomobil benim arabam. Ben buna ayda 20 bin dolar maaşla şoför tutuyorum gibi bir şey bu. O arabayı herkes kullanır bir şekilde. Yani sen onu kalkıp da Las Vegas'ta Rolls Royce şoförlüğünü yapmış 17 yıl üst düzey VIP müşteri tecrübesi olan bilmem ne holdingini bilmem ne CEO'larının yönetim kurulu başkanlarının makam şoförlüğünü yapmış bir adamı alıp da 10 yaşında bir yerli arabaya taksi durağına koymaya gerek yok diyorum ben yani. Ya da öyle bir para vermeye gerek yok en azından. Öyle bir konumlamaya da gerek yok. Başka bir şey söyleyeyim yani. Bunu konuşmaya bile gerek olmakla beraber. Bugün dünyanın nereye gittiğini, parası olan kulüplerin nereye gittiğine bir bakalım. Herkes Mourinho'ların peşinde mi koşuyor? Onun arkasında başka bir iletişim, başka bir marketing var. Artık bugün Chelsea'nin başına Lampard geçiyor. Manchester United'ın başına Solskjaer geçiyor. Barcelona'nın başına da neydi? Setién geçiyor. Yani profillere baktığında biri artık futbolculuktan kendi camiasından gelen genç teknik adamlar takımla birlikte büyüsün gelişsin diye. Çünkü Manchester United da profili düşürdü. Chelsea zaten U21 takımı gibi oldu. Buradan artık bir daha yapılanıyorlar. Şimdi şu anda City ile Liverpool'la bu halleriyle baş edemeyecekler. Sil baştan yapıyorlar. Yeniden organize olalım diyorlar. Yeniden organize olurken de başına Mourinho'yu getirmeyi düşünmüyor. Yeniden organize olurken, yeniden yapılanırken takımı gençleştiriyorsak diyor. Hocayı da gençleştirelim diyor. Ona göre parayı da gençleştiriyor. Parası mı yok? Manchester United'ın da Solskjaer'i alabildi teknik direktör olarak. Chelsea'nin parası mı yetmedi Lampard'a anca parası yetti? Hayır. Artık başka bir vizyona gidiyorlar. Çünkü görüyorlar arada bir fark kalmadığını. Oyuncun kadarsın. Hocan kadar değilsin. Oyuncun kadarsın. Hoca sonra geliyor. Para da sonra gelecek o zaman hocanın parası da. Evet, dinleyicimiz var hattımızda. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın Mert Bey, günaydın Ali Bey, günaydın Barış Bey. Sağ olun, buyurun. Ankara'dan arıyorum, Salih Yakut. Kamu kuruluşunda çalışıyorum da. Barış Bey, güzel söylüyorsunuz da bizim bu hocalar, yani alttaki hocalara da bir şey vermiyorlar ki. Mesela İsmail Kartal Fenerbahçe'de çok iyiydi. Yani biz sabretmiyoruz mu mesela? İsmail Kartal çok da az maaş alıyordu bizde. Ondan sonra gittik şeyleri getirdik, o PR'lara falan getirdik. Onlara bir sürü para verdik. Tabii sabır konusu nasıl olabilir? Ne konusu? Hani sabretmiyorsun. Sabretme yani konusu. Ya şimdi
yani isimlerden bağımsız. Tabii her hoca da başarılı olacak demek de değil. Tabii yani şimdi biz burada genç hocalara ve daha kariyer olarak işte öbür büyüklerden çok yani tüm ülkemizin majör hocalarından daha aşağıdakilere derken hani illa her hoca her isimde o demek değil. İsmail Kartal ne kadar doğru bir isim onu bilmiyorum. Ama prensip olarak bir kere daha artık madem ki takımların profilleri bu kadar düşüyor, madem ki takımda oyuncular artık yani bu bizim büyük takımlarımızın ödeyebildikleri rakamlar da oyuncu profilleriyle beraber, oyuncu kariyerleriyle, tecrübeleriyle beraber düşecek. O zaman hocanın da hocaya da genç hocaya da daha fırsat vermek için doğru bir zamandır. Sabretmek sabır olmadan hayatta hiçbir şey olmaz. Yani sizin sabır meselesi söylediğiniz şey zaten hep konuştuğumuz bir konu. Uzun vade düşünmek için sabırlı olmanız lazım. Bir karar vermeniz, o kararın arkasında durmanız lazım. Sabretmeniz lazım. Bizde bunların hiçbiri yok. Olmadığı için de bugün bu ülke futbolu bu noktaya kadar da geldi. Dolayısıyla bundan sonra da böyle gitmeyecek. Yani gidemeyeceğini de böyle görüyoruz. Zaten ödeyemiyorlar o paraları. Zaten teknik direktörü de para ödeyemez hale gelecek. Bu benim dediğim ister istemez olacak yani. Yani bunu da size katılıyorum. Haklısınız sabır konusunda. Bu olmadan hiçbir şey olmayacak zaten. O anahtar kelime. Yani o Trabzon'daki o silah olayı olmasaydı veya bir tane o dönemde bir tane forvet alsaydık Fenerbahçe geçen güzel futbol oynuyordu. Ha biraz göze hoş gelmiyordu ama yani çok da gol yemiyorduk. Çok da şey yapmıyorduk. Hani defans. Her hoca için bu söylenebilir. Orada tabii yine de iyi seçmek gerekiyor. Çok para vermek çok iyi hoca demek ya da çok iyi futbolcu demek olmadığı gibi ya da işinize çok yarayacak hoca olmadığı gibi az para vermek de her hoca da az para veriyorsun diye işine yarayacak anlamına gelmiyor. Peki teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Şimdi o İsmail Kartal'ın mesela başka problemi de vardı Fenerbahçe'de. Yani Aziz Yıldırım'ın yedek şeyde soyunma odasındaki tırnak içinde ajanı gibi de gördü futbol. İsmail Kartal'ın bu anlamda kendini ifade şekli, iletişimi ve yani sadece yıldız oyuncularla değil, yıldız olarak addetmediğimiz yerli genç oyuncularla da iletişimde İsmail Kartal'ın sorunları oldu. Çok fazla başkanın, Aziz Yıldırım'ın gölgesi vardı İsmail Kartal'da yani İsmail Kartal'ı hep Aziz Yıldırım gibi görüyordu herkes. Takımın içinde, tesislerin içerisinde biraz kabullenme konusunda da problem var. Orada başka şeyler de var. İsmail Kartal'dan kaynaklandığı söylenen şeyler de var. Ben şahsen tanımadığım için bir şey söylemiyorum. Dolayısıyla tabii bu yani aldığınız maaşla orantılı olmuyor karakterinizde. Yani düşük bir maaşta çok daha babacan ve çok daha iyi iletişim kurabilen bir hoca oluyorsunuz. Çok daha yüksek bir maaşta egosantrik ve iletişim sorunu olan oyuncularla, teknik heyetle, yani yönetimle, taraftarla iletişim sorunu olan bir hoca da olabiliyorsunuz. Yani ben bunlardan yani bu kadar detaya girmeden kendi içinde bunların kırılımları, değişkenleri var. Ben şunu söylemeye çalışıyorum. Yani bugün Ersun Yanal, Fatih Terim, Abdullah Avcı. Aldıkları paralara bakalım, oynattıkları futbola bakalım, puan tablosundaki yerlerine bakalım, onların üzerindeki takımların maliyetlerine, oynadıkları futbola, aldıkları puana, hocalarına ve hocaların aldıkları maaşlara bakalım diyorum. Başka bir şey demiyorum. Yani şimdi Fatih Terim bugün niçin bu parayı alıyor? Yani ne yapıyor bu paranın karşılığında? İsmi var. Şimdi Fatih Terim diyor ki oyuncuların diyor geçmişlerine değil geleceklerine bakalım diyor. Hocaların da geçmişlerine bakmayalım geleceklerine bakalım o zaman. Bugünlerine ve yarınlarına bakalım. Şimdi işler kötü gidiyor Galatasaray'da Fenerbahçe'de transfer istiyorlar. Sivas yapamıyor transfer. Hem de işler de kötü gitmiyor. İş kötü gitse transfer yapamayacak ama kötü de gitmiyor iş. Mesela Rıza Çalınbay mesela çok oyuncu isteyen bir hocadır biliyor musun? Hep ister Rıza Çalınbay. Hep ister. 5 oyuncu al 6. ister Rıza Çalınbay. Hocaların geneli böyledir de Rıza Çalınbay bir de talepkar bir hocadır. Mesela Abdullah Avcı talepkar bir hoca değil. Çok talep eden. Bana onu da alın, bunu da alın. Bana forvet alın, sağ bek alın, sol bek alın. Burak'ın yedeği yok, onu da alın. Öyle bir hoca değil Abdullah Avcı. Şenol Güneş de değil mesela. Ama Rıza Çalınbay öyle biliyor musun? Bak nereden nereye geldik. Sen diyorsun ki Abdullah Avcı gitsin Rıza Çalınbay gelsin diyorsun. Ben de sana diyorum ki Abdullah Avcı daha az talep eden bir hoca. Rıza Çalınbay daha talepkar bir hoca. Ama başka bir şey var şimdi. Rıza Abdullah Avcı'yı bir tarafa ayıralım. Şu anki durumu farklı. Ama Rıza Çalınbay mesela istiyor da ne oluyor? Alınmadığında ne yapıyor? Alınmadığında da elindekini de daha iyi yapıyor. O zaman isteyip istememesi çok önemli değil. Sorun çıkartmadıktan sonra. Dolayısıyla bence büyük takım hocalarının da paralarını da oynatabildikleri futbola göre vermek lazım.
Şimdi ben çok açık söyleyeyim yani. Şimdi Galatasaray'ın ilk yarıdaki performansı nedir yani? Kaç para alıyor hocası? O parayı hak ediyor mu? Ama Fatih Terim'le para konuşulur mu? Fatih Terim tabii ki. Kariyer geçmiş. Bugün oynattığına bakalım. Elindeki kadronun kalitesine bakalım. Oynattığı futbola bakalım. Şimdi ondan sonra işler kötü gitti. Onyekuru'yu da alalım. Onu da alalım. Onu da alalım. Onu da alalım. Ne olacak? Galatasaray iyi olacak. Olacak da iyi olacak. Ama yine aldığı parayı bence Fatih Terim hak etmeyecek. Veya Ersun Yanal. Fenerbahçe'nin hocası. Ciddi para alıyor. Çok ciddi para alıyor Türkiye'de teknik adam şartlarında. Ama eğer Fenerbahçe bu yarışın içine ancak tutunabiliyorsa o zaman tamam bu kadroyla kötü iş yapmıyor onu söyleyeyim ama Sivas'ın bu kadar puan olarak arkasında ve futbol olarak arkasında ve Sivas deplasmanında iki takımı karşı karşıya koyduğunda Sivas deplasmanı hatırlıyoruz değil mi? Fenerbahçe'yi sağdan sildi Sivasspor. Ama hiç kimse o gün mesela o takımların hep maliyetlerini konuştu karşı karşıya koydu. Sivas kaç paralık takım? Helal olsunuz açalım baya. İşte Fenerbahçe o bu falan dendi. Sonra döndü Fenerbahçe toparlanınca o da kalmadı. Ama hiç kimse mesela Rıza Çalınbay'ın maaşıyla Ersun Yanal'ın maaşını karşılaştırmadı. Karşılaştırsınlar diyorum bundan sonra. Orada da tasarruf etsinler. Madem ki kalibre bu, o zaman ona göre de para vereceksiniz. Evet, Sabah Spor'una kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi futbol dışında bir haber vereceğiz. Avustralya açık başladı. Sezonun ilk Grand Slam'i. Şimdi orada geçtiğimiz günlerde... Djokovic kazanır haberiniz olsun. Yaz bunu bir yere. Djokovic, gol olur. Djokovic kazanır. Barty Tsurenko karşılaşması vardı. Orada Tsurenko'nun kondisyoneri Denis Vasçuk herhalde. Böyle mi okunuyor Mert? Bilmiyorum. Hala yani bu tarz telaffuzlarda sıkıntım var ama, evet, ama öyle konu, okuyalım. Konu o değil tabii. Evet. Denis Vasçuk karşılaşmayı Atatürk tişörtüyle takip etti. Tabii medyaya yansıdı. İşte biz Ajans Spor'da verdik. Atatürk tişörtü neden giyiyor? Merak edildi. Sokrates dergiden Buğra Balaban bu kondisyonere ulaşmış ve sormuş. Hani neden Atatürk tişörtü giydiniz diye. O da tarihle ilgili biriymiş. Bu yüzden Atatürk'ü tanıdığını söylemiş ve Mustafa Kemal'i ulusun babası ve reformist sıfatlarıyla tanımlıyormuş. Ona göre Atatürk gelişimin ve ilerlemenin sembolü olduğu için bu karşılaşmada Atatürk tişörtü giymeyi tercih etmiş. O tişörtün arkasındaki hikaye de bu. Yani tarihe ilgili biri, Atatürk'ü tanıyan, bilen biri, Atatürk'ü ulusun babası, reformist olarak tanımlıyor ve ilerlemenin sembolü olarak görüyor. O yüzden de bu şekilde bir tişört giymiş. Şimdi objektif bir gözle bakıyor, tarihe merakıyla. Yabancı biri, Türkiye'ye özel bir bağı, ilişkisi olmadan tarih merakıyla Türk tarihine baktığı zaman ve bu coğrafyadaki değişime, o Birinci Dünya Savaşı'nın odağında bir ülkenin nasıl önce işgal edildiği, ardından kurtuluş mücadelesi verdiği, bu sadece bizim kendi tarihimiz diye okulumuzda okuduğumuz bir konu değil. Bütün dünyada, dünya tarihi okurken biz nasıl İkinci Dünya Savaşı'na ilgimiz olmadan İkinci Dünya Savaşı'nı biliyorsak, onlar da Birinci Dünya Savaşı'na ilgisi olmayanlar ya da ilgisi olanlar, canı yananlar falan filan dönüp baktığında, komplekslerinden arınarak baktığında, bu topraklarda çıkan Atatürk önderliğindeki bu insanların, Türklerin bağımsızlıklarını nasıl ele geri aldıklarını, o mücadeleyi nasıl büyük fedakarlıkla verdiklerini takdir ediyorlar. Biz çok övünüyoruz ama başkaları da takdir ediyorlar. Şimdi bununla hiç ilgisi olmayan bir adam da dünya tarihine meraklı olduğu için bulunduğu yerden çok daha uzakta bir yerde böyle bir Birinci Dünya Savaşı sonrasında bir kurtuluş mücadelesi verilmiş. Ve buradan böyle bir cumhuriyet çıkmış. Bu cumhuriyeti o mücadeleyle ve o mücadeleyi veren, ardından da o cumhuriyeti kuran ve siyasal zeminde dünyada kabul gören bir ülke olarak genç Türkiye Cumhuriyeti'ni bu şekilde pozisyonlayan, bu vizyonu ortaya koyan, anayasasını yazan, matematik kitabını yazan, oradaki geometrik şeylerin, tanımların isimlerini üçgen, dörtgen diye koyan, yani bu kadar büyük yelpazede böyle mükemmel bir adamı görüp takdir etmesi son derece normal. Biz Atatürkçüyüz, biz tarafız. Belki biz duygusal da bakıyoruz bazı konularda ama adam taraf olmadan dışarıdan bakıyor ve diyor ki ben o adamı diyor gördüm, tanıdım diyor, dünya tarihinde öğrendim. Benim için diyor reformun, yeniliğin, gelişimin sembolü diyor. Ya kimse kusura bakmasın. Dünya tarihi üzerinde gelmiş geçmiş incelediğin zaman bütün figürleri, ha biz buradayız Atatürk'üz diye konuşmayalım. Dışarıdan bakalım, kendimize de dışarıdan bakalım. Bana Atatürk'ün, Mustafa Kemal Atatürk'ün üzerine
ondan daha yenilikçi, ondan daha gelişime açık, ondan daha reformist. Bana bir adam gösterin ya. İçinde bulunduğu şartlarla lütfen değerlendirerek konuşalım yani. Okuma yazma oranının %2 olduğu bir toprak, bir ülkede, bir dünya savaşından çıkmış, fakirlikten sürünen, her şeyini kaybetmiş, sadece canını ortaya koyarak özgürlüğünü, bağımsızlığını geri almış, bunun dışında onuru, şerefi, bağımsızlığı dışında başka hiçbir şeyi kalmamış bir ülkeden bahsediyoruz. Bu ülkenin içinden çıkan bir adam bunları kazanıyor, o ülkeyle beraber, o insanlarla beraber ve insanlara, orada kendini feda eden insanlara da sana ölmeyi emrediyorum diyecek ve o emri yerine getirecek kadar da kendini adamış o lidere, öyle bir toplumdan bahsediyoruz. Şimdi bu adamın kendini kabul ettirişine bir bakalım. Yani o topluma kendini kabul ettirişine, lider olarak kabul ettirişine bir bakalım. Ben sana ölmeyi emrediyorum desem dalga mı geçiyor, kafayı yemiş Barış abi dersin. Adam öldü, adam gidiyor ölüyor öyle deyince. Şimdi benle aynı mı? Nasıl bir liderlik, nasıl bir kendini kabul ettiriyor, kendi talimatları bu şekilde insan canını verecek kadar bunu görüyor ve bunu halk böyle kabul ediyor. Ondan sonra onu lider olarak konuluyor. O yetmiyor ki, diktatör de olurdu kazansaydı, kazandıktan sonra padişah da olurdu, kaldırmazdı şeyi, ondan sonra halife de olurdu. Atatürk istese padişah da olurdu, halife de olurdu, diktatör de olurdu, hepsini olurdu. Hiçbirini olmadı. Ne yaptı? Cumhuriyet gelsin, demokrasi gelsin, çok parti rejim gelsin, medeniyet gelsin. Hepsini yaptı. Onun için de çoğunun kuyruk acısı var, nefret ediyorlar. Ama hepsi yerine, yerli yerini bulacak, merak etmesinler. Buluyor yavaş yavaş. Tamam mı? Şimdi böyle bir lider, böyle bir adam, böyle bir vizyon, gelişim. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin medeniyete yüzünü dönüş şekli. Nasıl adamların kafasından fesi almak, alfabeyi değiştirmek. Bunlar o günkü şartlarda, yani dünyanın neresindeki hangi lider o oranın şartları o kadar vahimken bunları yapabilmiş. Ya bunlar öyle devrim, reform falan diye konuşuyoruz. Bunlar hakikaten öyle basit şeyler değil. Tak şak 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 günü geldi. Ya kadınlara seçme seçilme hakkını bu coğrafyada veriyorsun. Bu şartlarda veriyorsun. Hem de geçmişi böyle bir ülkede veriyorsun. Yani kadına değer verilmeyen bir ülkede sen kadına seçme seçilme hakkı veriyorsun. Erkekle eşdeğer hale getiriyorsun. Bunu, 1934. Bunu kabul ettiriyorsun. Kabul ettirdiğin 1934 senesinde dünyanın hiçbir yerinde buna bu hak verilmemiş. Çok daha medeni kabul edilen yerde. Ya şimdi tüyleri diken diken oluyor insanın. Ya bu adam self reformu bundan daha helal olsun, tebrik ediyorum. Yani kazanamayacaklar Avustralya açığı ama bizim nazarımızda, bizim gönlümüzde çok önemli yeri var. Bir kere o adamın yani kalkıp hiçbir bağı olmadan Atatürk'ü orada görüp kendi nazarında, kendi dünyasında tarihi okumaya meraklı olan, irdeleyen, sorgulayan medeni bir adam, bilgili, donanımlı bir adam olarak seçtiği figürün Atatürk oluşu ve Atatürk'ü başka bir şeyle değil, yani askeri deha olarak başka bir sürü insan gösterebilirsin ama hepsini bir paket olarak gördüğünde, yani Charles de Gaulle diyorlar, müthiş askerdi diyorlar Fransa'da, Paris'in en şey yerinde anıtı var, Charles de Gaulle, yere göğe koyamıyorlar işte, yok bu Bonaparte, Napolyon diyorlar, ondan sonra başka biri söylüyor, herkes birini söyler, herkesin kendine göre büyük kahramanlık tarihi var bu arada, yani her coğrafyada büyük kahramanlıklar var. Bizim liderimiz de hepsinden daha kahraman demek biraz şey olabilir, karşı çıkılabilecek bir şey olabilir kendilerine göre. Ama bizim liderimiz hem askeri deha, aynı zamanda siyasi deha, aynı zamanda bir vizyon, aynı zamanda bir lider, aynı zamanda bir o kadar çok şey ki. Yani şu topraklarda sen çıkarsana şu reformları, yapsana bakayım şu devrimleri, hadi. Ya her şeyi değiştirdi, kılığı kıyafeti değiştirdi, saati, takvimi, yazıyı, sadece... Yani şu kadınlara seçme seçilme hakkı verilmesiyle ve bunun yanına bir de bu Latin alfabesine geçişini koysan yeter ya. Ha, bu ikisi inanılmaz işler bunlar, biliyor musun? Farklı yelpazda iki inanılmaz iş. Ya bir ülkeni bu kadar alıp yerin dibinden hem özgürlüğünü, bağımsızlığını kazandıracaksın ve insanlara canlarını verdirterek bunu yapacaksın. Döneceksin ondan sonra her şeyi yapabilecekken, her şey olabilecekken. Halife olabilecekken. Bunların hepsini iteceksin, döneceksin medeniyete. Böyle bir adam dünyada gelmedi gerçekten de. Onu tişörtünü giymesi ve onu kendi tenisçisi için bir gelişim simgesi olarak, bir motivasyon olarak o tişört, o figürü benimsemesi gerçekten çok güzel bir şey.
Zaten bizim ülkemizde son dönemde bu Atatürk'ün hakkını vermemek, Atatürk'ü kötülemek, karalamak marifet oldu. Dünyanın neresine gidersen git Atatürk'ün bir tane heykeli, bir sokağı, adı, bir şeysi veriliyor. Çünkü dünyanın her yerinde özgürlüğün, bağımsızlığın, medeniyetin, gelişimin, değişimin sembolü. Evet, dinleyicimiz var. Telefon attığımızda. Günaydın, hoş geldiniz. İyi sabahlar, iyi programlar. Sağ olun, tanıyalım sizi. Ben Kadıköy'den Şakir Özkonak. Şakir Bey, şimdi siz bu konuşmaya başlayacaksınız ama ondan önce şimdi şey diyenler olur. Gene niye bu böyle siyaset konuşuyor diyen olur. Bir, Atatürk siyasetler üstüdür, siyaset konuşmadık. İki, Avustralya açıktan bahsettik biz. Haberiniz olsun. Evet, buyurun. Yani konuştuğumuz konu Avustralya açıktı. Evet. Barış Bey, yaklaşık 10 dakikadan beri telefonu sizi dinliyorum. Hem de can kulağıyla dinliyorum. İnanın ki 10 dakika değil, size onu nasıl dinleyebilirim Atatürk hakkında. Sağ olun, teşekkür ederiz. Sağ olun. Biz de size teşekkür ediyoruz sabrınızdan dolayı. Benim aklımda başka bir konu vardı ama siz atamızdan konu açtığınız için şunu söylemek isterim. Ben öğrenimimi Kadıköy Kaptan Sanpaşa İlkokulu'na başladım ve okul geçtim. Abartsız Barış Bey. Kaç öğrenci vardı okulda? Şaka yapıyorum. Şaka yapıyorum, takılıyorum size. Evet, buyurun. Okulu tebrik ediyorum sizi. Barış Bey, işte okulu bilirsiniz. Kaptan Sanpaşa İlkokulu. Neyse, öğretmenimiz son sınıfta bize Atatürk konulu bir kompozisyon yarışı, bir kompozisyon verdi. Hani konusu... Evet. İnanın bütün arkadaşlarım aynı sizin gibi anlattılar. İşte yani atamızın bütün yaptıkları, inkılaplarını, devrimlerini, her şeyi, ilkelerini. Ben sadece 3 kelime yazdım. Ne yazdım biliyor musun Barış Bey? Atatürk ne yapmadı ki? Yani iyi olan ne yapmadı ki diye 3 kelime yazdım. Öğretmenim beni çok yani sevdi ve yani sen bir okul tanımıyorsun. Öyle bir anım vardı. Şimdi orada onunla ilgili bir yorum yapayım ben de size. Şimdi normalde siz okul birincisi olduğunuz için zaten sizin bütün derslerdeki başarınızdan yola çıkarak böyle bir üç kelimeye tam not verilir. Ama mesela çok tembel bir öğrenci böyle bir üç kelime yazsa sıfır alır. Yani bu da başka her zaman başka faktörler de vardır. Haberiniz olsun. Böyle şey. Çok, yani, evet. Ben şimdi size aslında bir dakika eğlendirip 3 dakika düşündürmek istiyorum. Buyurun, düşündürün bizi şimdi 3 dakika. Önce eğlendireyim isterseniz. Peki, buyurun. Bu ülkemizde yoğun bir kar var ya, bu kar yağışı var. O karlar biçer şarkısı var. Evet, var. Ben radyonuzu ve 3 değerli programcınızı bir dakikalık bir şey yaptım. Kendi çapımda bir nasıl derler işte gülse yaptım diyeyim. Söylüyorum. Söyleyin. Barış Ertürk, Ali Elim Mertedam, üçü de iyi ve hoş adam. Radyo Spor, ruhumda güzel dekor. Radyo Spor, ülkemde süper idol. Böyle bir şey yaptım. Tebeciğim, çok teşekkür ediyoruz. Sesinize sağlık, bizi duygulandırdınız. Yani Mert ağlıyor burada. Evet, peki, sağ olun. Gerçekten güzel bir güfte yani. Beste zaten çok güzeldi. Tabii peki. Peki. Bir de ben son olarak Barış Bey, o yani 3 dakikalık düşünce var ya, şey diyecektim. Bu siz çok değindiniz zaten. Hem de en çok yaklaşan siz oldunuz. Siz, yani bu şeyle, mali krizle ilgili. Evet. Siz dediniz ki, devletin bu borçlara sahip çıkması gerekir dediniz. Çok katılıyorum. Fakat orada maalesef sizin unuttuğunuz bir şey var. Devlet bunlara nasıl sahip çıkacak? Yani o projeyi sunmadınız. Yani ben şimdi nacizane bir şey söyleyeceğim. Sadece çok kısa bir şekilde. Bence şu anki mevcut yönetim hiç gurur yapmayıp, yani şu anki biliyorsun ülkemizde bir yabancı paraya karşı bir mücadele var. Ama buna rağmen şimdi bu kulüpler, özellikle büyük kulüplerin çoğu futbolcuları yabancı parayla alıyorlar. Yani bu borçların çoğu yabancı para. Ya euro ya dolar, öyle değil mi? Doğru, doğru. Yani şimdi ben tahminim bu para Türk parası 15 milyar TL. Yani şimdi biz milyar deyince insanların kulağına az geliyor. Bu 15 milyar değil. Eski parayla 15 kat trilyon. Şimdi bu 15 kat trilyon nasıl verilmiş? Resmen Türk halkının parası bu yani. Öyle değil mi Barış Bey? Şimdi bakın şöyle yapalım, yani çok dağıldı konu. Burada borçlarla alakalı
şöyle diyelim o zaman, farklı bir şey söylemiş olalım. Bu kulüplerimiz geçmişten gelen ve %80-85'i yabancı para cinsinden olan, sizin dediğiniz gibi borçları, banka borçları bunlar ve uzun vadeli banka borçları. Bunları ödeyemedikleri gibi bunların faizlerini de ödeyemiyorlar. Ancak bu borçları ve o borçların faizlerini kenara ayırırsanız, hani Türkiye ekonomisinden de bahsedirken çok sık kullanılan bir ifade vardır. Faiz dışı fazla derler. Yani faizleri dışarıda bıraktığında ekonomiyi bir ayrı görürsün. Bir de faizlerle beraber bakarsın. Şimdi kulüplere de faiz dışı bilançolara baktığın zaman, borç ve faiz dışı bilançoya baktığın zaman şöyle bir tablo var. Enteresan bir tablo var. Kötü yönetilmiyor kulüpler son 1-2 yıldır. En son gelen yönetimler diyelim yani. Fikret Orman'dan sonraki Beşiktaş. Şu anda Ahmet Nur Çebi Beşiktaş'ı daha da borçlandıracak. Olduğu halden daha da kötüye götürecek. Zaten öyle bir imkan yok da. Yapmak istese de yapamaz yani. İmkan dememin sebebi o. Ama öyle bir niyeti de yok Ahmet Nur Çebi'nin zaten. İki yakasını bir araya getirmeye çalışıyor. Rakamları denklemeye çalışıyor. Ali Koç keza öyle. Mustafa Cengiz keza öyle. Ali Koç, Mustafa Cengiz, Ahmet Nur Çebi ve Ahmet Ağoğlu. En büyük borçlu 4 kulüp. Bu 4 kulübün bu saydığım başkanları döneminde hiçbir kulübümüz zarar etmedi. Şimdi zarar etmedi derken diyeceksiniz ki Beşiktaş 150 milyon zarar etmiş. Hayır, bunların hepsi dönemsel şeyden kaynaklanıyor. Yani banka borçları ve bunun faizleriyle alakalı. Geçmişin yükünden kaynaklanıyor. Şimdi biz böyle bir ameliyatla bir uru aldırır gibi geçmiş dönem banka borçlarını ve bunların da faiz yüklerinden bir şekilde bilançolarımızı kurtarsak, bugünkü yöneticilerin, bugünkü başkanların yönetiş şekliyle yeniden bu borçlara gidecek bir bütçe dengesizliği içinde hareket etmiyorlar. Bütçe disiplinsizliği içinde hareket etmiyorlar. Bütçe açığı verip de sonra onu borçla finanse edelim yaklaşımında hiçbir kulübümüzün başkanı değil. Dolayısıyla bizim çözmemiz gereken konu, bugünkü idareden ziyade geçmiş idarelerin biriktirdiği borçların nasıl ödeneceği. Bugün Ali Koç'un doğru olarak söyleyip de işte biz bu 5 yıllık bizim önümüze konan plan, hiçbir kulüp, herkes imzalıyor ama hiçbiri 4. 5. yılda ana para faiz ödemelerini yapamayacağı için çökmeye mahkum. Biz buna ısrarla itiraz ediyoruz, kral çıplak diyoruz diyerek ortaya koyduğu noktada haklılığının arkasında da yine bu geçmiş dönem borç ve faizi var. Yani yoksa 2-3 yıl bir şeyleri ödeyip ondan sonra ana para borç karşısına çıktığında kimse ödeyemeyecek olduğu konu da bu zaten. Dolayısıyla devletin eğer çözecekse elinin ucuyla tutarak değil, parmağın ucuyla tutarak değil, böyle gerçekten esas olarak sahiplenip çözecekse, bugünle alakalı, bugünden yarına, ki kulüpler yasası yine de teminat altına almak için bugünkü disiplini mutlaka çıkmalı. O da ayrı bir konu. Sonra yine çünkü şımarıp ahlakları bozulabilir. Bugün böyle yapıyorlar diye 3 sene 5 sene sonra da bu kulüpler böyle yönetecek demek değil. Dolayısıyla o rahatlığa daha kavuşmadan bu zorluk içerisinde nasıl iyi yapıyorlarsa bunu da kulüpler yasasıyla teminat altına almak lazım. Yöneticilerin şahsen kefil olmaları, bütçe açıklarıyla alakalı. Bütçe açıklarına gidip de borçlanamamaları lazım. Kendileri ödemeleri lazım. O disiplini sağlamaları lazım. Ama bugün devletin şunu yapması, yani bugünkü borç yükünü, geçmişten gelen bu banka borcu ve döviz cinsinden olan banka borcunu faizlerle beraber bir yere sokup bunu kulüplere dönebileceği şekilde yedire yedire vereceği vadeleri bulmaları lazım. Bu vadelerin ne olduğu 3 aşağı 5 yukarı belli. Kulüplerin dönebilmesi için nasıl bir plana gerek olduğunu 3 aşağı 5 yukarı herkes biliyor. Arkasında bunun bu şekilde yürünmemesinin sebebi, o planı ortaya koyduğunuzda bunun ekonomik bedelini karşılayacak rakam devlette yok. Şimdi iş oraya gelince de başka bir şeyle karşı karşıya geliyoruz. Burada benim kardeşim, devlet bir şekilde bunu halletsin dediğimi sakın zannetmeyin. Çünkü gerçekten ortada bir ikilem var. Bir de kamu vicdanı diye bir şey var. Ya bugün milyarlarca doları kamu zararı, yani görev zararı yazar gibi kamu bankaları üzerinden, yani görev zararı dediğiniz şey, kamu bankaları üzerinden finansman yaratmak, sübvanse etmek demek, otomatikman vatandaşın cebinden bir şekilde bunu almaktan başka bir şey değildir yani. Bir yerlerde bir sübvansiyon duyuyorsanız, bir yerlerde bir kamu görev zararı diye bir şey duyuyorsanız, bilin ki sizin cebinizden çıkıyor.
Devletin bütçesi dediğiniz şey sizin cebiniz. Devletin bütçe açığı dediğiniz şey sizin cebiniz. Dolaylı ve direkt vergiler üzerinden bunlar bir şekilde sizden çıkacak. Başka bir yerden çıkmayacak yani. Dolayısıyla bu kadar yoksulluk varken asgari ücret, emekli, işçi, memur bilmem ne. Bak şimdi emeklilerin durumuydu, maaşlarıydı, şuydu buydu, sosyal güvenlik şeridi gözden geçirilmesi lazım diye dillendirmeye başladılar. Yani nereden neyi kısıp nasıl devletin döneceğinin hesabını yapmaya çalışıyorlar ülkeyi yönetenler. Dolayısıyla böyle şeylerin tartışıldığı, konuşulduğu ve bizi gerçekten çok zor bir dönemden geçiyoruz. Millet olarak çok da zor günlerde bizi bekliyor. Kolay da değil 2020-2021. 2018-19 çok kötü geçti ama 2020-2021 nispeten iyi geçmekle beraber yine çok zor geçecek. Eğer çok olağanüstü, olumsuz bir şey olmazsa. Ama yine çok zor geçecek yani. Daha iyi ama yine zor. Şimdi bunlar böyleyken milyarlarca doları kulüpleri aktaralım bir şekilde. Onları 3 yıl 5 yıl ödemesiz 10-15 yıl vadelerle 800 milyon birine, 1 milyar birine, 700 milyon birine bu paraları, o kaynakları yaratalım. Nereden yaratacağız bu kaynakları? Ya devletin kasasında yok. Devlet Hazine Bankası'nın yedek akçesini bozduruyor. Parasızlıktan. Devletin kasasında para yok. Onu nasıl vereceğiz? O zaman yine vatandaş verecek. Peki vatandaş niye Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı, Galatasaray'ı sübvanse edecek? Zaten sübvanse etmediği bir şey kalmamış vatandaşın. Kendini de döndüremiyor vatandaş. Ayın sonunu getiremiyor. Nasıl bir, bu da ayrı bir dert. Zaten bu konuştuğum, şu 5 dakikadır konuştuğumun çözümü olmadığı için tıkanıklık burada zaten. Onun için zaten 5 yıllık kimseye yaramayacak bir planı günü kurtarmak için önümüze koyuyorlar. Yani şu devletin yapılanma adı altında yaptığı şey günü kurtarmaktan ibaret. Ali Koç haklı. Niye peki Ali Koç haklıyken millet bunu yapmaya devam ediyor? Çünkü yok kaynak. Bu 1-2 yılı kurtarmak için, döndürmek için. Sonra Allah kerim bakarız diyorlar 3 yıl sonra. Konu budur yani. Evet, 2 saati geride bıraktık. Sabah sporunda yine bir dinleyicimiz var. Telefon attığımızda. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın. Onur benim ismim. İzmir'den arıyorum sizi. 49 yaşındayım. Bir yurt şirketinde pazarlama müdürü olarak çalışıyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Barış Bey merhabalar. Öncelikle üçünüzü çok seviyorum ve sürekli dinliyorum her sabah. Sağ olun. Teşekkür çok ederim. Şimdi ben şiir yazdım ama onu şiir yazdım ama standart çok yükseldi çünkü az önce yani öyle seviyoruz demek yetmez artık öyle kuru kuru biz de sizi seviyoruz tamam hadi devam edelim ya şarkı şiir yoksa buyurun devam edelim fazla vakit kaybetmeyelim şimdi ben çok kısa fazla vaktinizi almadan bir şey söylemek istiyorum buyurun, buyurun. Futbolla alakalı tabii ki şimdi siz bir radyo sporun yöneticisiniz iyi yayın yapan birini transfer ediyorsunuz. Mesela Ali Bey'i yayın yapsın diye transfer ediyorsunuz. Lafın gelişi diye. Lafın gelişi. Evet. diyorsunuz ki işte sabah yayını, öğlen yayını yaptırıyorsunuz. Ve ciddi bir maaş bağlıyorsunuz. Ciddi bir maaş bağladıktan sonra bakıyorsunuz ki 2 ay sonra, 3 ay sonra reyting tutmuyor. Ve yayın kötüye gidiyor ve işler kötü gidiyor. Evet. Ve maaşını ödemeye devam ediyorsunuz. Bunun eninde sonunda yolları ayırmak adına bir yasalarda kuralı var. Yani bu iş olmuyor. İşte şu kadar tazminat veririm, şu kadar şunu yaparım. Bu tazminatın oranı da makul ve şirketin verebileceği oranda. Şimdi en basitinden ben Galatasaray taraftarıyım. Evet. Tarık Çamdal üzerinden vermek istiyorum olayı. Evet. Hani kulüplerimizin bugün bu durumda neden olduğunun bir sebebidir bu anlatmak istediğim. Doğru. Otomatikman anlaşmayı yapıyorsunuz. Yöneticisiniz. Genç bir futbolcu. 5 senelik bir anlaşma yapıyorsunuz. 1 milyon euro, 1,5 milyon eurodan. 7,5 milyon euro alan Tarık Çamdal bundan sonra kimyası değişiyor. İşte oynadığı futbol ortada ve maalesef Galatasaray istese de istemese de bu parayı bu futbolcuya vermek zorunda kalıyor. Evet. Ya bu bir adalet midir? Eğer bir futbolcu transfer olduktan sonra eğer takımına faydalı olamıyorsa bunun bir süresi olması lazım. 2 ay, 3 ay ve kadroya giremiyorsa şimdi teknik direktör eğer Tarık Çamdal iyi oynasa 3 ay boyunca onu kadroya almamazlık yapabilir mi? Ya da kiralamak isteyebilir mi? Hayır. Eninde sonunda oynayamıyorsa, faydalı da olamıyorsa 5 yıllık kontrat yapsa dahi takımlar bunun bir fesli olması lazım. Bugün yurt dışı şirketinde çalışıyorum ben. 8 maaş verdiği zaman bana şirketim hiçbir yasal hakkı şey olmadan direkt beni işten çıkarabiliyor. Evet. Hani mahkemeye gitsem de aldığım maaş 8 maaş. Evet. Ya bunun da 6 aylık 8 aylık bir parayı ödeyerek fesli olması lazım. Yasalarda olması lazım. Var zaten Tarık Çamdal diyor 8 yıllık maaşımı verin gideyim diyor yani. İşte, onu vermem. Yani işte,
Burada rakamlar yanlış. Problem orada. Sözleşmeyi yaparken, şartları belirlerken, o pazarlıkları yaparken kulübün düştüğü durum yanlış. Oyuncunun performansına bağlı riskleri orada rakamlara, maddelere yansıtmadan imza alıyor. İmzaları kolay atıyorlar. Ondan sonra o yükümlülükler düşünmüyorlar. Bu işler iyi gitmezse, biz yolları ayırmak istersek hangi şartlarda ayıracağız? Neyi ödemek zorundayız? Garanti para olarak. Yani maç başı ücret verebiliriz. Düşük bir, yani Tarık Çamdal'a çok muazzam inanmıyorsanız, 3 yıl 5 yıl burada uçacak kaçacak inanmıyorsanız, o zaman o anlaşmayı yaparken diyeceksiniz ki maaşını böyle tutarım, primini böyle yüksek tutarım, maç başına oynamana göre bunları koyarım, yani üstüne giydiririm, senin performansına bağlı, ama biz performanstan bağımsız, yeter ki şu imzayı atsın, ne istiyorsa tamam deyin diye yaptığınız zaman kulüpler böyle borca düşüyor işte. İşte Barış Bey, işte 3-4 sene önce işte Fenerbahçe mi alsın, Galatasaray mı alsın, Beşiktaş mı alsın diye bu rekabetten dolayı da kulüpler çok fazla kendilerini bu şekilde zor duruma soktuklarını düşünüyorum ben. Yani çok... bütün hepsi doğru. Hani başka bir şey söyleyeyim. Gene Fenerbahçe, Galatasaray birbirine düşüp para yükseliyor, fiyat yükseliyor. Gene orada birkaç talip var hiç olmazsa. Ben şunu görüyorum birçok transferde. Geçmişe dönüp baktığımızda. Bunu da hep bu radyoda, bu programlarda konuştuk. Adama diyorlar ki mesela, kimse talip değil mesela. Geliyor 3 milyon euro. Ben de diyorum ki ya 2 milyon 800 bin euro versen hayır mı diyecektik, 3 milyon euro dedin. Nereden hayır. çıktı bu rakam yani? Hiç hayır. düşünmüyorlar. O 100, 200, 300 bin euro önemli değil. Aman anlaşalım, atalım imzayı bir an önce diyorlar. Sonra o imzanın bedelini yıllarca ödüyor bütün camia. Aynen öyle başkanım. Evet. Çok kısa bir şey daha söylemek istiyorum size. Buyurun. Arsenal maçını seyrettim ben. O kadar güzel bir maç oldu ki. Hakem sahada var mı yok mu belli değil. Hakemler kötüdür Türkiye'de, oraya gelmeyeceğim de. Şunu söylemek istiyorum. Ben Türkiye'deki maçları da çok sıkı takip etmeye çalışıyorum. Futbolculardan hani hakeme aldatmaya yönelik, hakemi sürekli kandırayım da faal alayım psikolojisini bıraksalar, emin olun ki hakemler %30, %40 daha bu işi çok daha güzel yapacaklar. Ya ben bakıyorum böyle bir darbe oluyor futbolcuya. O darbeyle sanki futbolcu ölmüş gibi yere kendini atıyor. Hakem de o futbolu psikolojik darbeye karşı psikolojik olarak da o faali vermek zorunda kalıyor. Ve futbol da çirkinleşiyor yani. Bunu söylemek istiyorum. Çünkü peki. Futbolculardan da biraz daha şey olmalı. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Sağ olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hafta sonunda Liverpool Manchester United maçı vardı. Liverpool'un attığı bir golde Van Dijk'la DH hava topuna çıktı. Ondan sonra hakem o pozisyonu devam ettirdi. Neticesinde Firmino golü attı. Gol vardan döndü ama gol olduğu anda, hakem golü verdiği anda Manchester United'lı oyuncular hakemin etrafını sardılar. Hemen Futbol Federasyonu ceza verdi. İngiltere Futbol Federasyonu. Hakeme şiddetli itirazdan. Geçen sene de Leicester Huddersfield maçında yapmışlardı. Çağlar'ın penaltı pozisyonunda hiç. Hemen sadece hakeme şiddetli itirazdan, sadece hakemin etrafını 3-4 oyuncu sardı diye hemen Manchester United'a cezayı verdiler. Evet, dönelim haberlere. Şu anda dikkatimi çeken haberlerden bir tanesi. Manchester United düşmanları. Önünü kesmeye çalışıyorlar. Yani kesemezler ama önünü. Manchester United kendi önünü zaten kesiyor. Sadece 30 puanlık bir fark var Liverpool'la, o kadar. Ama hepsinin sebebi bu federasyon zaten. Evet, evet. Siz hakem demişken oradan, hakemden ben devam edeyim. Dün Fenerbahçe'den 16-17'de bir paylaşım geldi. Neden 16-17'ye vurgu yapıyorum? Çünkü Fenerbahçe bu Göztepe maçındaki gollerinin VAR incelemesinin 4 dakika 17 saniye sürmesinden şikayetçiydi ve orada VAR'da görevli hakem Fırat Aydınus'tu. Fırat Aydınus bu hafta Fenerbahçe Başakşehir maçına verildi ve dün Fenerbahçe o saatte 16-17'de camiamızla, takımımızla ve eşi benzeri olmayan bir taraftarımızla yolun sonunda omuz omuza şampiyonluğa ulaşacağız paylaşımı yaptı. Bilmiyorum yani, kulüpler her hafta üstüne koyuyor bence bu konuda hakemleri baskı altına alma konusunda. Dün Fenerbahçe'de bir başka örneğini gösterdi bence. Peki ben hoş karşılamadım bu gelişmeyi. Yani yarışıyorlar birbirleriyle işte, motivasyon, iç motivasyon sağlamak için, iç birlik, beraberlik sağlamak için. Ben bunlardan hakemlerin etkileneceğini düşünmüyorum açıkçası. Yani bu paylaşım böyle bir Twitter'dan bir paylaşımla bir Fenerbahçe orga bir şey yazmakla. Barış abi şu an odak noktasını Fırat Aydınus'a çevirdi Fenerbahçe. Yani taraftar bir şey olsa hemen Fırat Aydınus'a... Şimdi bunu çevirmese de bir şey, aynı şey olacak ki. Yani. Çok daha fazlası olacak şu çok an. Çok belirleyici. Hani bence artık o senin dediğin noktayı geçti. Şimdi burada biz... Yapsın mı yani, problem hayır, yok. Yapmasın tabii de, yani şunu yapmasıyla taraftarın artık çok da fazla etkilendiğini düşünmüyorum. Taraftarlar zaten şu etkilenmiş durumda. Her tabii. takımın taraftarı. Tabii. Ben öyle düşünüyorum. Daha ne yapacaksın taraftara hani yani? Hani 16-17'de hiçbir şey yapma abi o zaman. Bak hayır, 16-17'de açıklama geliyor. Önce zaten 16-17'de niye geldiğini açıklamak zorunda hissediyorsun. 4-17 işte Göztepe maçındaki VAR incelemesi 4 dakika 17 falan. Oradan onu bul. Oradan onu. Ya artık taraftar tamam, bunlara karnı tok. Emin misiniz?
Hayır, herkes etkilenmiş durumda diyorum. Karnı tok dediği tam doğru değil. Karnı tok dediği şey değil. Zaten ya araba 200 kilometreyle gidiyor. 200'le giden arabayı itip daha ne kaçta 220'le gidecek ya araba. Onu söyleyeyim. 200'le gidiyor zaten. Tamam abi ama bu bence eleştirmeli. Böyle paylaşımlar azalmalı yani. Taraftar tok ya da neyse işte. Kulüpler daha ılımlı yaklaşmalı yani. Şu an körüklüyor kulüpler. O kesin. Ben onu demeye çalışıyorum yoksa. Taraftar tabii ki bu açıklama yapılmasa da Fırat Aydınus'a belki tepki gösterecek. Ona bir şey demiyorum ama sürekli bu hakem üzerinden bir algı oluşturma çabası benim hoşuma gitmiyor kulüplerde. Kim şimdi, şimdi VAR incelemesi var. Hakemin sahada performansı artık bunlar her şey alen ortada. Büyük hakemlik de artık burada kendini gösterecek. Çıkacaksın. O baskıymış, bu böyle demiş, bana böyle bilmem camiye baskı. Fenerbahçe maçına çıktığın zaman, Galatasaray maçına çıktığın zaman belli camiye baskısı işte. Ne dersin? Taraftar artık bu şekilde Ali'ye katılıyorum yani. Sonuçta kanıksanmış bir durum bu. Hani yoktu da birdenbire bu körükleniyor da işte şey yapılıyor değil ki. Yani. Artık zaten son raddeye gelmiş. Bir şey de sonuçta ben sana söyleyeyim mi? Yani bu lig bitmez, bu lig bitmez diye her ligde bitiyor. Çok fazla üzerinde durmamak lazım. Herkes işine baksın. Sonunda günün sonunda hatayı, sevabı herkes konuşur, değerlendirir. Hakemin çok büyük bir fahiş bir hatası var. Cezasını alsın. Hakem işte veya yöneticiler şimdi bugün istediği kadar Fenerbahçe yönetimi istediği kadar bu paylaşımlarla bir kamuoyu kendince yaratsın. Sonuçta Fenerbahçe iyi futbol oynamadığında emin ol ki yani Fenerbahçe'nin olası bir başarısızlığı bu sene hakemlere bağlanmayacak yani. Bunlar konjonktürel olarak fayda sağlayacak baskı. Çünkü öbürü de yapıyor. Ben de yapacağım tabii diyor. Enayimim ben diyor. Herkes kendini müktesef hak görüyor. Herkes kendini nefsi müdafaa diye görüyor. Toptan bu zihniyeti değiştirecek adımlar atılmadığı sürece içinden çekip bitirip hedef gösterip bunu yaptığı doğru değil demekle de bir yere varılmıyor. Ama bir yerden de başlamak gerekiyor. Uzun maraton ilk adımla başlıyor. Taraftar bak öyle bir durumda ki mesela Beşiktaş ilgili şöyle bir eleştiri var şimdi Ahmet Nurçebi. Ahmet Nurçebi böyle konuştuğu sürece, böyle davrandığı sürece Beşiktaş hiçbir şey kazanamaz. Hani taraftarın beklentisi bırak kulübün açıklamasını başkanının daha agresif olması yönünde. İşte hani bak Ali Koç'a da o yüzden da taraftar Koç, daha fazla şey hayır, bulamaz. Hayır Ali Koç'a da Fenerbahçe taraftarı diyordu ki ya bir tek sen mi beyefendisin? Bir tek sen mi şey getireceksin? Tabii, centilmenlik tabii. Getireceksin spora. Görmüyor musun bunların ne yaptığını? Sen Fenerbahçe'nin haklarını savunamıyorsun dediler. Adam bu noktaya geldi pes etti. Sisteme şey yaptı. Hatta geçen gün söyledim ya Ali Koç'un Fenerbahçe başkanlığı o basın toplantısıyla başlamıştır diye tweet gördüm ben. Hani o en 10 gün önce yaptığı basın toplantısı. Hı hı. En sert basın toplantısı. Ve itiyorlar arkadan. İtiyorlar. Devamlı itiyorlar. Hani Ali Koç'un Fenerbahçe başkanlığı başlamıştır hayırlı olsun diye tweet gördüm. İşte artık. Orada da basiretinizi göstereceksiniz. İşte herkes, yok o basiret abicim yok. Tamam. Olmayan ben de değişmesi de... için böyle tamam, yorumlar sen yapıyorum. Sen gel yap yapabiliyorsan yok. Tamam ben yapacağım ya ben tabii ki ileride başkan olmayacağım. Öyle bir hedefim yok ama bunun da... MHK başkanlığı bekliyorum ben senden. Evet doğru dedim. MHK başkanlığında oynuyordum. Bir yerden de başlamak lazım. Ben onu söylemeye çalışıyorum. Evet. Ha, normalde bilmiyorum Barış abi katılır mı böyle açıklamalara normal bir futbol ikliminde federasyon ceza verebilir. Federasyon daha 19.05'te tweet atıyor kendine ceza versin de 16. İşte bak gördün mü bak ben bir şey söylemeye çalışıyorum sen tak diye doğrusunu söylüyorsun. Ama sen bu yaklaşımda biz bir yerden başlamamayız. Evet, böyle başlamayın sen böyle yaparsan Mert. Bak gördün mü? Olmaz. Yapı, bak burada yapı, Ali iyi niyetle bir şey söyledi. Sen dedin ki o zaman o kendine o zaman bir yerden başlayacaksın. Ya. Kendine ve ceza vererek mesela TFF başlayabilir bir yerden. Aynı şey değil lütfen. Aynen tamam onu yapsın. Kendine ceza verin. Bir kendine bir ceza versin ya. Ona itiraz mı? TFF'nin bir disipline sevk edildiğini bir görelim ya gün yüzüyle. Tamam mı? Onun bir yargılandığını bir görelim. Ondan sonra başlasın abi. Niye? Federasyondan başlasın. Fenerbahçe Galatasaray niye? Herkes diyecek ki benden mi? Kime kimden kendine, başlasan benden mi başlıyor diyecek. Böyle olmuyor mu? Kendine ceza veriyor. Milat biz miyiz diyor. Beşiktaş diyor. Fenerbahçe diyor. Herkes mi diyor? Galatasaray diyor. Fatih Terim'in cezası zamanında. Milat biz miyiz kardeşim? Demedi mi Galatasaray? Caner'in cezası. Fenerbahçe demedi mi? Caner'in Beşiktaş demedi mi? Hepsi milat biz miyiz diyor. Tamam. Milat TFF olsun. TFF ceza verip 19.07'de açıklarmış. Tweet olarak onu bile yapabilirler yani. Vedat Buriç'in bugün değerlendirilecek sevk edildi. Bakalım oradan da ne karar çıkacak. Merakla bekleniyor. Ceza alırsa eğer hafta sonu Başakşehir karşılaşmasında oynayamayacak Vedat Muriç. Almazsa sahadaki yerini alabilecek bir sakatlık vesaire nasıl olmazsa. Olacak şimdi? Sen Vedat Muriç'e ceza verebileceklerini zannediyor musun? Ben vermeyeceklerini düşünüyorum. Hikaye, tiyatro. Tabii. Geç. İşte garip olan taraf verebileceklerini düşünen var mı? O da yok.
Ben yani çok az azınlıktır en azından. Yani, çoğunluğu da veremeyeceğim. Vedat Mor için mesela görüşmesinin yapıldığı toplantı falan düşünemiyor musun? Mesela ne konuşuyorlar? Beyler bir yarım saat daha oturalım. Birer çay daha söyleyelim. Sen kardeş şey konuşuyor musun? Konuşuyormuşuz tabii gibi yapalım. Ya, yani ya. Ne yazık ki tablo bu. Ya, yazık ya yazık hakikaten. Ama bir de orada dolaşıyorlar işte öyle. Evet mesajlar var. Birkaç tane Ali abi sen bir şey okuyacaksın herhalde. Sabaha karşı Zion Williamson NBA'deki ilk maçına çıktı. Zion Williamson. Evet. Bu bir numara mı draft edilmişti? Aynen aynen. Büyük merakla bekleniyordu. Sakatlığı vardı. NBA tarihinde ilk karşılaşmasında 20 dakikanın altında 20 sayı atan ilk oyuncu olmuş. Bunu tutmuşlar işte. Böyle şeyleri tutuyorlar. Ama tabii başlangıcı önemli çünkü geleceğin süperstarı olarak görülüyor. Evet. 4'te 4 üçlükle başlamış. Hı hı. Onu söyleyelim. 22 sayı atmış ve eğer yanılmıyorsam ona da bir istatistik daha gördüm. 17 sayı da üst üste atmış. Ha takımın 17 sayısının evet. Üst üste 60. Enteresan yani, güzel. Acayip bir giriş yapmış NBA'ye. Güzel. Bir dinleyici Kanarya 1907 Ali Koç'u eleştirmek için önce onu bu hale getiren Fair'den uzak başkanlar ve teknik direktörleri eleştirmek, objektif olabilmek lazım demiş. Yo bunu gerek yok. Onları da zaten eleştirdiğim için problem yok. Ali Koç'un da bu mevcut düzende eleştirileceğini tabii ki düşünüyorum. Eleştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani düzen kötü diye Ali Koç'u eleştirmeyecek halim yok. Bu çok kolaycılık olur bence. Kendim adına da söylüyorum bunu. Hani kötü bir durumdaysanız hep suçu başkana atmak kolaycılık. Kendinizin de eleştirilmesi gerekir diye düşünüyorum. Dinleyici var mı Hakan? Dinleyicimiz var. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, hoş bulduk. Merhaba. İsmim Hüseyin Sağlam. Pazarlama işiyle uğraşıyorum. 42 yaşındayım. Daha önce de birkaç defa yayınıza bağlanmıştım. Altyapılarla ilgili konuşmuştuk her zamanki gibi. Ben aslında hep bağlandığımda da bu konulara değinmek istiyorum. En son bağlandığımda beni yayına aldığınızda İzmir'de bir hakemin maça gelmediğini söylemiştim. Belki oradan beni hatırlayabilirsiniz. Evet. Şimdi tabii orada bir eleştiri de yaptık ama bazı duyduğum şeyleri de ben radyoda paylaşmak istiyorum. Şimdi uzun süredir hakemlerimiz alt liglerde maçları yönetmekle birlikte bu hakemlerimizin ücretlerini zamanında alamadıklarını ben öğrendim. Hani bir şeyi eleştiri yapıyoruz ama eleştiri yaparken de bu insanların da ne şartlarda olduğunu bilmek lazım. Bunları da söylemek lazım. Belirli noktalarda eleştirilerimizi bunlarla desteklememiz lazım. Hani fedakarlık yaparak peki bir şey söyleyeyim mi size? Yani tabii ben tabii bilmiyorum hakemlerin paralarını alamadığı konusunu bilmiyorum. Ama şunu sormak istiyorum. Yani ne gerekçeyle ödenmiyor hakemlerin paraları? Federasyon mesela paramız ödenekle yok mu diyor? Ödenekle ilgili ödeneklerin zamanında işte temsilcilere gönderilmediğine dair bir bilgi var. Tabii bu ne kadar doğrudur onu bilmiyorum ama maaşlarını alamadıkları. Valla bu şununla alakalı olabilir. Düşünüyorum şimdi federasyonun bir para problemi yok. Federasyon övünüyor sponsorlarıyla, bütçesiyle falan övünüyor ama bir dönem vardı biliyorsunuz. Yayıncı kuruluş para ödemedi uzun bir süre. Kulüpler de para lazım kulüplere de. O ödenmeyen paraları avans niteliğinde federasyon kulüplere sürekli kulüpleri fonladı. Federasyon bu basketbolla ilgili hakemleri. Basketbol hakemleri mi söylüyorsunuz? Evet, basketbol hakemleriyle ilgili. Çünkü maça çıkmayan hakemimiz de onunla ilgiliydi. Peki tamam. Ben yanlış hatırlıyorum. Yani böyle bir durumları varmış. Yani ben bir eleştiride bulundum ama o insanları da hani bir emek veriyorlar, bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ama ücretlerini zamanında alamıyorlar. Onun dışında da demin şey söylediniz, Vedat Buruş ile ilgili bir şeyler söylediniz. Hani bu şeyi gönderdiler. Ceza disiplin kuruluna gönderdiler ama oradan kimsenin yani bir ceza çıkıp çıkmayacağı konusunda herkes... Ben bunlar için tiyatro, göstermelik işler diyorum ben. Göstermelik işler. Ben buradan yola çıkarak bir şey daha söylemek istiyorum. Zamanınızı almadan. Şimdi Türkiye'de basketbolda çok büyük lanse edildi. İşte havuz taramaları yapacağız, oyunculara gideceğiz. Evet. Türkiye genelinde tarayacağız, oyuncuları değerlendireceğiz, edeceğiz diye bir olay lanse edildi. Hı-hı. Şimdi geçen haftalarda milli takımlar açıklandı. Milli takımlar açıklandığı zaman bir bakıyorsunuz, hani Türkiye geneline baktığınız zaman bu kadar büyük bir havuzun içerisinden seçilen oyuncular yine bilinen kulüplerin oyuncuları. Öyle düşününce de diyorsunuz ki hani bu özellikle o alt kategorilerin Türkiye şampiyonları oluyor.
Türkiye şampiyonlarına bakıyorsunuz. Bu oyuncular oralarda var mı? Bakıyorsunuz bu oyuncular oralarda yok. Mesela Türkiye şampiyonasında ilk dörde giren 4 kulüp var. İkisinin oyuncuları var. Ama üçüncü ile dördüncü olan takımın oyuncuları buralarda yer alamıyorlar. Mesela Türkiye'de 6. olmuş, 7. olmuş takımın oyuncularını 2'şer oyuncu, 3'er oyuncu, 4'er oyuncu koyuyor. Sonra bir bakıyorsunuz o takımların antrenörleri milli takımın koçları. Şimdi bu kadar güzel bir olayı lanse ediyorsunuz. Her şeyi bildiriyorsunuz. Geri dönüşümlerine baktığınız zaman bazı şeylerin olmadığını görüyorsunuz. İşte göstermelik yapılan bazı şeyler Türkiye'de hala devam çok büyük, etmekte. Çok büyük proje olarak sunulan ya şeylerin şeyden, arkası çok büyük proje olarak sunulan şeyler sırf o gün o pazarlama çalışması olarak görülüyor. Ondan sonra onun gereğini yapma konusunda aynı irade ortaya konmuyor. Çünkü asıl dert o projeyi sunarkenki yaratılacak olan hava. Sizin her zaman söylediğiniz gibi yine belirli noktalarda liyakatın evet. olmaması. Bu altyapıdaki çocuklar için de yani yeteneği olan çocukların yukarılara çıkmalarında bir takım sıkıntıların yaşanmasına her konuda, sebep her oluyor. Dönüp dolaşıp aynı konuda, şeye geliyoruz. Mış evet, gibi yapan bir ülke, liyakate esas güzel, vermeyen bir ülke, hep mış gibi yapan bir ülke sonuçta farklı evet. değil. Evet. Ondan sonra Şenlaki'ni getirip gard yapalım diye uğraşıyorsunuz. Doğrudur. Doğrudur. Geriye dönüp bakıyorsunuz. Son iki gardınız da sizin yine devşirme. Yani Türk yapılı işte. Evet. Ali Muhammed. Evet. Bobby Dixon. Şimdi Şenlaki'n. Wilbekin. Ve Wilbekin. Evet. Yani ondan sonra siz diyorsunuz ki Türkiye'de gard işi. Bu kadar havuz taramaları yaptınız. Ettiniz bir tane oyuncu gard bulamıyor musunuz? Yani bu ülkede bu ülke böyle bir ülke mi? Ondan sonra Vallahi baksınlar altyapılara, Darüşşafakalara falan filan ne gardlar var. Ben görüyorum. Yani bugün şey gibi söyle adını Steph Curry gibi 13-14-15 yaşında gardlar var. Şimdi isim vermeyeyim. Ben de şöyle söyleyeyim. Sizin biz Türkiye Şampiyonası'nda o söylediğiniz gardları seyrettik. O takım belirli noktalara kadar derini gördünüz mü derini? Derini yani isim de verdiniz derini evet. de gördük. Evet. Ama şöyle bir şey var basketbolda yani ne kadar iyi olursanız olun belirli noktalara geldiğiniz zaman sizi bir şey yapacaklardır. Bir baskılayacaklardır. Belirli noktalarda belirli kişilerinizin belirli adamlarınızın olması gerekiyor. Evet. Yine döndük dolaştık. Türkiye'nin şartlarına geldik. Türkiye'nin gerçeklerine geldik. Peki. Mesela o takımdan o sizin söylediğiniz isim verdiğiniz için ben vermedim siz söylediniz. Evet. O takımdan soyadı vermedim zaten sadece isim verdim. Evet sadece isim verdim. O takımdan bir oyuncu yok. Ve o takım turnuvanın en iyi takımlarından biriydi. Ve yine başta söylediğim gibi o turnuvanın üçüncüsü ve dördüncüsü olan takımdan yine isim vermeyeyim ben. Bir tane oyuncu yok yine. Ama altıncısı olandan yedinci olandan var. Çünkü onun hocası Milli takım hocası. Peki. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Hoşçakalın. Çok normal. Çok sıradan bir şey konuydu. Bunun haber değeri yok. Bu söylediklerinizin. Çünkü nerede farklı ki? Yani bizde çünkü insan köpeği ısırınca haber olur. Dolayısıyla bu köpeğin insan ısırması gibi bir haberdi. Erol Bulut Hürriyet gazetesine bir röportaj vermiş. Daha önceden de ben bir dergide röportajını okumuştum. Enteresan şeyler söylüyor. Şöyle bir tespit olmuş. Erol Bulut Almanya'dan biliyorsun Türkiye'ye geldi. 1995 yılında Türkiye'ye geldim. O günden bu yana altyapı konuşuyoruz ama icraat yok. 2 senede bir genç isim çıkınca seviniyoruz demiş. 95'te gelmiş. O zamandan beri altyapı konuşuyoruz diyor. Ve ama bir icraat yok diyor. 2 senede bir genç oyuncu çıkınca da seviniyoruz diyor. Ama bugün de altyapı konuşmuş olduk en azından. Orada gündeme getirmiş olduk. Basketboldan girdik tabii ama. Aynı bir şey değişmiyor. Yani altyapı konu olarak aynı. Şimdi yine birkaç haber paylaşacağım. Bir tanesi Sabah Gazetesi'nin bir haberi. Kulüpler akıllandı. Denmiş. Başlık bu. TFF tarafından konulan harcama limiti nedeniyle transferde frene basıldı. Ya bir şey söyleyeceğim. Özür diliyorum yani. Basketbolda aynı altyapı, futbol yine altyapı. Yani ne kim niye şaşırıyor ya? Biz hani biz de mış gibi yapmayalım anladın mı? Hani herkes mış gibi yapıyor diye eleştiriyoruz. Biz de aynı şeyi yapmayalım. Yani polislikte farklı mı? Öğretmenlikte farklı mı? Altyapı, hakemlerde farklı mı?
basketbol hakemlerinde, futbol hakemlerinde, basketbol, futbol, nerede ne fark var yani? Biraz voleybol biraz farklı. Farklı olduğunda belli ediyor voleybolda, değil mi? Milli takımında, kulüpler takımı seviyesinde. Başarılı falan oluyorlar. Yani birazcık farklı olan da zaten gösteriyor kendini. Ya her şeyi söyleyebilirsin ama bu memlekette yetenek olmadığını söyleyemezsin. Aynen. Yani. En son söylenmesi gerekiyor. Yani en son söyleyecek şey yetenek. Bu ülkede yetenek problemi. Bu ülkede her problem var, yetenek problemi yok bu ülkede. Ama bu yeteneklerin hakkaniyetli bir şekilde fırsat tanınarak potansiyelin kinetiğe dönüştüğü ve üzerine işlendiği, üzerine eğilindiği, hakkını teslim ederek, motive ederek. Şimdi sen sadece yeteneğe fırsat vermediğinde o yeteneğini kullanamadığın için kaybetmiyorsun ki. Adamın, o çocuğun yani kimse. Yani oradaki hakem de olabilir, bu alt kategorideki hakem de olabilir. İstediği terfiyi alamayan, hak ettiği terfiyi alamayan. Ya da memleketin öğretmeni de olur, polisi de olur, hakimi de olur, savcısı olur, her şey olur. Yani bu işte son 20 yılda, 25 yılda ülkenin başına gelen FETÖ belası, nasıl soruları çaldığını, nasıl kendinden olanı terfi ettirip başkalarına da bir sürü iftiralarla hayatlarını karartarak yok ettiğini, memleketin geldiği durumda bu FETÖ'ye yol verenler de memleketi bu hale getirenler işte. Bunlar FETÖ kendi kendine yapabilir mi bunlar işte? Yaptılar, ülke bu hale geldi. İşte yani nerede hak yenmemiş ki çocuğun hakkını yemeyecekler bir tane basketbol kulübünde? Herkes herkesin adamı olmanın peşinde, herkes her yerde network peşinde. Bak diyor ki o da bir yere gidecek diyor. Bir noktaya geldiğinde orada bakalım diyor. Orada ne konuşacak? Çocuğun yeteneği, becerisi, o ana kadarki performansı, ne kadar hazır hale gelmiş bir üst kategori, o konuşulmayacak. Bir noktaya kadar gelecek. O geldiği yerde nerede ne kadar nüfuzlusun, nerede ne kadar etkin var, yetkin var, söz hakkın var veya seni göz ardı ederlerse nerede kimin canı yanar? Bunlar konuşulacak, öyle mi? Ondan sonra sporcu niye çıkmıyor bu ülkede? Guard niye çıkmıyor? Bu niye çıkmıyor? Konuşursunuz tabii. Evet, ben haberi söyleyeyim az önce başladığım. Geçen sezon ara transferde toplam 85 transfere 42.3 milyon euro para saçan 18 Süper Lig ekibi şu ana kadar 43 futbolcuya imza attırdı. Bu oyunculara 2,5 milyon euro ödedi denmiş. Evet, 42.3'ten 2,5 milyon euroya şu anda dramatik bir düşüş söz konusu. Menajerler demişken Atilla Türkiye'nin yeni yazısını da Ajans Spor'dan paylaştınız şimdi. Evet, Ajans Spor'da hem ajansspor.com'dan hem Twitter hesabından Atilla abinin yazısını bulabilirsiniz. Fikret Orman'dan menajerlere 97 milyon TL isim isim rakamlarla ve tabii ki belgelerle Atilla abinin klasiği. Bugün öğlen de 13 ile 14 arasında Atilla abiliğine markaj programında olacağız. Radyo Spor'da onu da bu vesileyle hatırlatmış olayım. Evet, son bölüme girdik Sabah Spor'unda. Birkaç haber paylaşalım yine Hürriyet Gazetesi'nde. Muriç ile ilgili bir haber var. PFDK cezayı bugün açıklayacak. Eğer ceza verilirse Fenerbahçe hemen tahkime başvuracak ve Kosovalı planlı olarak kart görmek isteseydim golden sonra formamı çıkartmam yeterli olurdu savunması yapacak demiş. Ben bu savunmaya çok katılmıyorum. Dün Atilla abinin programında söyledim sanıyorum. Hattrick'te söylemedim. Artık VAR'ın devreye girmesiyle birlikte hayatımızda golün iptal olma şansı var. Vedat Muriç'in pozisyonunda ucu ucunaydı. Hani golden sonra çıkartıp bir de gol iptal olsa 1-0 10 kişisiniz. Uzatmayı 5 dakikayı 1-0 10 kişi oynamak çok mantıklı değil. Bilmiyorum, bunu düşündüm ama pek benim aklıma gibi hemen bu durum geldi. Bunu söyleyeyim. Senin önünde de sanki bir haber var. Bir transfer haberi var. Bilmiyorum sen sabah açılışta dile getirdin mi? Yeni Malatyaspor Fransız oyuncu Remy Walter'i transfer etmiş. Yok, getirmedim. Nice takımından 24 yaşında bir orta saha oyuncusu. Evet. Göztepe'de transfer yaptı. İleri evet. Uca Kamil Vilcek. O da 31 yaşında. Aynen. Yeni Brøndby'den geldi. Yeni Malatyaspor'da Sergen Hoca'nın ayrılma sebeplerinden biri transfer diye konuşuluyordu. gittikten sonra bir orta sahaya takviye geldi Yeni Malatyaspor'da. Bakalım 24 yaşındaki oyuncu nasıl performans gösterecek? Ben de Göztepe'nin transferini merakla bekliyorum Vilcek. Çünkü gol konusunda Jerome sıkıntılıydı geldiğinden bu yana. Göztepe'nin de genel bir gol problemi vardı zaten. Sezonun ilk 4 maçında değil mi? Gol atamadı. Tabii. Göztepe ilk golü penaltıdan geldi. Alparslan'la gelmişti. Kamil Vilcek'in de istatistikleri bayağı iyi Brøndby'de. Yani maç başına bir gol ortalaması tutturmuş 31 yaşındaki oyuncu. Göztepe'de bakalım ikinci yarının farklı isimlerinden biri olacak. Bu haftada Beşiktaş karşılaşması var. Pazar günü saat 16'da bir gündüz mücadelesi yine. Orada ilk kez resmi olarak Göztepe formasını giyebilir. Evet, saat 14'te Türkiye Kupası son 16 turu revanş karşılaşmaları tamamlanacak ve çeyrek finalistler belli olacak. Saat 14'te başlıyor maçlar. Evet. Yeni Malatya Spor, Sivas Spor, 14'te 17'de Denizli Spor, Trabzon Spor, 20.30'da da Galatasaray
Rizespor günün programı. Evet, bir de yine enteresan bir haber Milliyet Gazetesi'nde, Bilal Meşe'nin, onu da paylaşayım. Bu hafta sonu Beşiktaş-Sivas maçında Burak Yılmaz'la Apindan Goya arasında bir pozisyon vardı. Burak ve Beşiktaşlı taraftarlar penaltı beklemişti. Hakem Ali Şansılan devam ettirmiş. VAR'dan da bir uyarı gelmemişti. MHK bu pozisyonu hakemlere mesaj olarak atmış. Siz olsaydınız bu pozisyona penaltı mı verirdiniz, oyunu devam ettirirdiniz diye, ki MHK'nin böyle bir uygulamaya gittiğini o meşhur Zekeriya ile Oğuz Sarvan'ın çıktığı basın toplantısında öğrenmiştik. Yani böyle tartışmalı pozisyonları ya da bazı pozisyonları hakemlere soruyorlar ve belli bir oran yakalanıyor. Yine sormuşlar bu pozisyonu ve yarı yarıya çıkmış. Yani yarısı penaltı olduğu görüşünü bildirirken diğer yarısı ise devam kararının yerinde olduğunu savunmuş. Bu da hani pozisyonun gri olduğunu zaten gösteriyor ve hakemin takdiri olarak yorumlanacağını düşünüyorum ve VAR'ın da niye devreye girmediğini bununla birlikte çok iyi anlayabiliyoruz. Evet. Bana göre gri bir pozisyon değil ama söyleyecek bir şey yok. Penaltı değil diyorsun zaten. Kesin değil diyorum. Ben de penaltı değil diyorum. Demin ilk maçları hatırlatmadım, onları da söyleyeyim. Trabzonspor Denizlispor 2-0 mağlup etmişti ilk karşılaşmada. Sivas Spor Yeni Malatya Spor'u 4-0 mağlup etmişti. Rize Spor Galatasaray mücadelesi de 1-1 berabere bitmişti. Son 16 tur ilk maçlarında. Evet, Sivas Spor'da bir taraftarın da sosyal medyaya düşen görüntüsü çok konuşuluyor birkaç gündür Beşiktaş maçı sonrası. Sabaha kadar buradayız diyen Sivas Spor taraftarı. O son iki günde bayağı tartışıldı, konuşuldu. Tabii komik bir video. Mert Hakan Yandaş da dün takım otobüsünden o taraftarı aradı. Görüntülü konuştular. Hı. Yani sabaha kadar buradayız demiyor da sabaha kadar buradayız diyor da ben şimdi o aksanı yapamayacağım için normalini söyledim. Ben kaçırmışım onu. Söylemesinin sebebi ne? Galibiyet sevinci. Sabaha kadar buradayız. Deplasmana gelmiş. İşte galibiyeti kutlayacağız herhalde. Çok da enteresan söylemesi. Kesin izle diye videoyu. Ve bu Mert Hakan Yandaş'la olan ikinci görüşmesinde de bu maçı alacağık, Trabzon'u alacağık demiş. Bu taraftar. Sivas'ta da enteresan böyle güzel aslında hikayeler çıkıyor. Liderlik devam ettikçe son iki günde sosyal medyanın gündeminde Sivas yer Spor aldı. Bu hafta Rize'yi ağırlayacak. Evet. Rize ikinci yarıda çıkış yakalar ekiplerden bir tanesi ama tabii Sivas Spor çok morallendi Beşiktaş galibiyetiyle beraber. Özellikle Fenerbahçe-Başakşehir maçının olduğu hafta Sivas Spor'un kazanması yine onlara ciddi bir avantaj getirebilir. Bir de şöyle bir artıları olacak. Fenerbahçe-Başakşehir maçından sonra sahaya çıkacaklar. Hı hı. Orada hani olası bir beraberlik, iki takımın birden puan kaybetmesi Sivas'ı biraz daha iştahlı hale getirebilir. Sivas Spor pazartesi günü oynuyor. Hatta Konya Galatasaray maçından sonra da yine sahaya çıkacak Sivas Spor. Bu da az da olsa bir avantaj getirebilir moral motivasyon olarak. Hatta böyle durumlarda ben çifte avantaj görüyorum. Çünkü mesela Galatasaray kazansa, diğer karşılaşmada bir galip çıksa yine kazanmak istediğin için motive olabilirsin. Yani rakiplerin kazandı diye motive olabilirsin. Her şey yarıyor diyor. Her türlü yarayabilir. Galatasaray'dan da birkaç haber verin. Bugün herhalde Galatasaray çok fazla konuşmadık. Böyle de hani geliyor ya bazen. Bugün niye hiç Galatasaray Galatasaray'da konuşmadınız? Arda Turan sesleri mi diyeceksin? Evet, yok. Arda'ya ikinci red. Fanatik Gazetesi'nin haberi bu şekilde. Fatih Hoca'nın medya yoluyla gönderdiği Arda'ya ikinci bir şans verelim mesajına rağmen Başkan Mustafa Cengiz'den son yönetim kurulu toplantısında bu transfere bir kez daha red oyu çıktı. Gözler Terim'in bugünkü konuşmasında. Bugün kupa maçı var ve maç önü maç sonu kesin bir yerde Arda Turan konusu sorulacak. Bu paylaşımdan sonra Fatih Terim konuşmadı. Ultra Aslan ve Arda Turan paylaşımı ilk kez Galatasaray sahaya çıkacak ve tabii biz de merakla bekliyoruz. Bakalım bu sefer nasıl bir ifade kullanacak Fatih Terim, göreceğiz. İş bakalım farklı bir noktaya gidecek mi? Çünkü Galatasaray'da da yönetim kurulunda bir istifa oldu. Geçtiğimiz gün Özgür Savaş Özüdoğru istifa ettiğini açıklamıştı. Acaba Arda Turan'la ilgili bir kriz mi yoksa farklı bir konu mu? Tabii bilemiyoruz. Medyaya yansımadı. Açıklamadılar kendileri de. O yüzden bugünkü süreç, bugünkü açıklamada merak konusu. Belanda Galatasaray'ların yine merakla beklediği konulardan biri. Yani oynamasını merakla beklemiyorlar ama gitmesini tahmin ediyorum ki merakla bekliyorlar. Kontrata takıldı demiş Fanatik Gazetesi. Yılda 3 milyon 350 bin euro garanti paraya oynayan, bonuslarla beraber 5 milyon euro kazanan Belanda bu seviyede bir teklif gelmedikçe ayrılmak istemiyor. Yönetim ise faslı yıldızı satmaya kararlı. Ama burada Belanda Twitter'dan çok net konuştuğu için ve yıllık ücreti de bu kadar olduğu için Belanda istemezse hiçbir şekilde gönderemez Galatasaray ve bu sorunu nasıl çözecek onu da merakla bekliyorum. Çok meraklandım ben bu son bölümde nedense. Bir şey söyleyeceğim. Buyurun Barış abi. Mesela
az önce değindiniz menajerlere ödenen paralar vesaire. Hı hı. Şimdi onu okuyorum sen bir yandan konuşurken de. Hı hı. Atilla Türker'in yazısını Ajanspor'dan. Bazı oyunculara, bazı menajerlere ödenen ücretler oyuncuların bonservis bedelinden daha yüksek. Mesela bir Aras Özbiliz vardı, hatırlıyor musunuz? Hani yani Beşiktaş'ta hatırlatmak yeniden, istemiyor. Yeniden kontrat yapılmasına kimsenin akıl sır erdiremediği. Evet. Niye bir daha Aras Özbiliz'de kontrat yapıldı denilen. Değil mi? Öyle bir şey vardı. Olmaz mı? 3 yılda Aras Özbiliz toplam 7 dakika oynamış Beşiktaş'ta. Ve 675 bin euro menajerlik ücret ödenmiş Aras Özbiliz için. 675 bin euro. Şimdi şöyle yapsın Beşiktaşlar yani. Mesela çarpsınlar bunu 6,5'la bu parayı. 5 milyon lira civarında bir para yapıyor. O parayı çıkartmak için, Beşiktaş'ın bu parayı kazanması için, kar edebilmesi için kaç forma satın almaları lazım? Sadece Aras'a verilen rakam, yani o transferin toplam maliyeti Beşiktaş'a 7 milyon euro civarı. Menajerlik yani, için içinde ayrı, bir de toplam maliyeti de hani yıllık senin dediğin ücret, bonservis tabii, falan tabii, tabii, tabii. Ve yani tabii. Bu adamla kontrat falan yenilendi, bir daha buna bedeller ödendi, bir daha tazminat verildi, menajerlik ücretleri verildi falan. Yani sadece Aras transferi bile Türk futbolunun durumunu anlatıyor. Kulüplerin herhalde bugün onu açıklayacak. Kulüplerin bu duruma düşmesini, kulüpler nasıl 3'er milyar borcu olmuş ya, bu kulüplerin 3'er milyar borç. Nasıl olmuş? Bunun gibi şeylerle olmuş işte. Yalnız mesela şöyle de bir şey yapalım. Bir parantez açalım. Barış abi bunu sıklıkla dile getiriyor ama bence çok haklı şekilde dile getiriyor. Mesela böyle bir transfer olduğu zaman eleştiriliyordu. Bu oyuncu nereden çıktı? Niye bu rakam verildi? Sen Fikret Orman'dan daha iyi transfer bileceksin. Fikret Orman'ın yaptığı transferlere bak. Fikret Orman kimleri getirdi ki sen bunu eleştiriyorsun diye. Bu tarz transferleri eleştiren spor adamları eleştiriliyordu. Bunu unutmamak gerekiyor. Yani o Beşiktaş taraftarları da, bu şekilde konuşanların da şimdi çıkıp bir şey demeye hakkı yok, biliyor musun? Çünkü öyle yapıyorlardı. Sen daha iyi bileceksin. Adam kimleri getirdi? Neye itiraz ediyorsun sen? Beşiktaş'ı karıştırmaya mı çalışıyorsun diye bağırıp çağırıp küfür ediyorlardı böyle konuşan insanlara. Fikret Orman cimri başkan olarak adlandırılıyordu. Ya hani transfer sihirbazı, sen neden bahsediyorsun diyorlardı Mert. Hı hı. Daha iyi bileceksin diyorlardı. Adam kimleri getirdi? Bir bildiği vardır diyorlardı. Evet, durum bu. Beşiktaş'ta bugün Fikret Orman saat 19'da TRT Spor'a konuk olacak. TRT Spor'da başkanların, eski başkanların medyaya seslendiği ya da taraftara seslendiği yer olmaya başladı. En son Ali Koç, Fenerbahçe Başkanı çıktı orada, bazı şeyleri dile getirdi. Bugün Fikret Orman çıkacak. Yarın öbür gün herhalde Galatasaray'da da Arda Turan'la ilgili Mustafa Cengiz oraya çıkıp konuşma yapabilir. Bakalım Fikret Orman ne diyecek? Tabii merakla bekliyoruz. En son İbra olmadı Futbol AŞ'de. Tek başına İbra olmadı. Diğer yönetim kurulu üyeleri İbra olmuştu. Bu tabii çok tartışılmıştı. Bununla ilgili konuşacak ve Beşiktaş'ın içinde bulunduğu durumla ilgili herhalde kendine göre açıklamalarda bulunacak Fikret Orman. Beşiktaş'ın tabii bu duruma düşmesinin, ekonomik olarak bu duruma düşmesinin sebebi bakalım Ahmet Nur Çebi miymiş? Yani Ahmet Nur Çebi için ne diyecek merak ediyorum Fikret Orman. Yani Beşiktaş bugün gayrimenkul satmak zorunda. Gayrimenkul satarsa bile şu anda nasıl döneceği belli değil. Yani kurtulur mu gayrimenkul satarak belli değil. Bu maaş ödeyemeyen görüntüsü, transfer yapamayan görüntüsünün kim sorumluları? Ben çünkü bu konularda antrenmanlıyım. Neler söyleyebileceğini Fikret Orman'ı tahmin edebiliyorum. O yüzden çok büyük beklenti içindeyseniz yani o beklentinizi düşürün. Yani Aziz diyecek, Yıldırım mesela o da yönetimdeydi diyecek. Ya bak şimdi Aziz Yıldırım çıktı kürsüye bir gün. 19. yılında başkanlığının. 19. yılında kürsüye çıktı. Fenerbahçe Kongresi'ne sesleniyor Aziz Yıldırım. Dedi ki beyler, dedi, bu iş böyle gitmez. Biz bu kulübü böyle döndüremeyiz. Altyapıya önem vermemiz lazım. Başka türlü olmaz. Basketbolu küçültmek zorundayız. Böyle daha devam edemeyeceğiz. Ve bir sürü şey anlattı. Herkes de alkışladı. Ben de çıktım, dedim ki ya, dedim, anlamadığım bir şey var, dedim. Kürsüye çıktım ha. Sayın Başkan, dedim, burada, dedim, bir şey anlattı. Hepiniz de alkışladınız. Acaba, dedim, bu kulübü bundan önce 19 yıldır başka bir azdırım mı yönetiyordu? Başka bir azdırım mı çıktı buraya, dedim. Yani bu şikayet ettiği konular ve dedim hani bunu döndüremeyiz, küçültmemiz lazım diye. Sanki, dedim,
19 senedir kulübü başka bir Aziz Yıldırım yönetiyormuş da bugünkü Aziz Yıldırım çıkıp o Aziz Yıldırım'ı eleştiriyormuş gibi bir görüntü oldu dedim. Bunu sizin takdirinize sunuyorum dedim. Ben de alkışladılar gerçi. Allah var. Allah var. Yani orada o kadar şiddetli olmasa da ben de alkışladılar. Şimdi onun da hakkında yemeyeyim. Kafaları karışık o zaman. Oradaki üyeleri. Her şeyi alkışlıyor abi. Çünkü dinlemiyorlar galiba. Dinlemiyorlar. Hani biri konuştu alkışlıyorlar. Umursamıyorlar. Evet, demek ki öyle olmuş orada da. Evet Barış abi bitirdik programı. Eklemek istediğiniz son bir şey var mı? Aklınızda kalan? Vallahi ben Aziz Yıldırım'ı da bekliyorum TRT Spor'a. Ha, evet Aziz Yıldırım bu arada hiç çıkmadı değil mi? Başkanlığı bıraktı yani kaybettikten sonra seçimi. Yok. Hiç. Birkaç fotoğraf karesi çıktı hatırladım. Küstü. Hiç bir yerde poz vermedi, küstü, bir açıklama yapmadı. Çok haksızlık yapmadı. Yapıldı adamcağıza çünkü. Küstü. Evet onu da yakın zamanda belki görebiliriz. Fikri Otomar 19. Tamam. 19'da. Evet bitirdik programı yarın sabah. Cuma haftanın son gününde tekrar. 19.03'te çok önemli açıklama yapacakmış. Öyleymiş. Tekrar karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.